Hoş geldiniz hocam tekrardan. Hoş buldum. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Dur. Nilaycan. Ha, tamam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah Ben hocam. çok teşekkür ediyorum. Aranızda bulunmaktan büyük bir keyif alıyorum. Çok heyecanlıyım. O Biz de sıralarda ben heyecanlıyız. de o sıralardan ben de yetiştim, geçtim. Yıllarım geçti. Bir de beni kovdular. Ben de ayrıldım. Tekrar geldim. Onun için çok duygusalım. Özellikle Hacettepe Psikoloji öğrencilerini karşında görmek beni çok heyecanlandırıyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Hacettepe çok mütena, seçkin üniversitelerimizden birisi arkadaşlar. Özellikle psikoloji alanında. Diğer alanlarda da mutlaka güzel bölümler var ama psikoloji gerçekten çok hoş. Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nden sonra kurulan ve binlerce öğrenci yetiştiren kurumumuz bu lisans düzeyinde, yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok hoca da yetiştirdi. Onlardan birisi de benim, orada yetiştim. Orada da çalıştım. Sonra ayrıldım. Mersin'e gittik ve Hocam çok pardon, sesiniz kapandı ama. dur. Tamam. Şimdi sizin söyleşiniz efsane hocalardan efsane söyleşiler. Vallahi bu çok ağır bir yük. Tabii efsane olmak, efsane olarak görülmek çok hoş. İnsanın egosunu okşuyor ama komşumuz bu arada portakal getirmiş sağ olsun. Çocuklar egomuzu okşuyor ama ben efsane falan değilim. Ben haddimi biliyorum. Elbette ki bütün öğrencilere, hocalara efsane olarak görünür. Benim için de öyle, hala öyleler. O çok hoş bir şey. Ama insanın üstünde de biraz psikolojik baskı yaratan bir sözcük, terim. Umarım altından kalkarım. Çok teşekkür ediyorum. Başlayayım mı? Tamam mıyız? Tabii ki hocam başlayabiliriz. Oldu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, ha pardon, o efsaneleri ben asıl şurada anacağım. Hem hocalarınızı tanımanız açısından da önemli diye düşünüyorum. Asıl efsaneler şunlar: İffet Dinç, Hüsnü Arıcı, Ayhan Lokont, Güney Lokont, bunlar Fransız. Perin Yolaç hocamız, Rüksan Eski hocamız, duydunuz mu bunları bilmiyorum. Orhan Aydın, Olcay İmamoğlu, Doğan Cüceloğlu, Rüveyde Bayraktar, Deniz Şahin, Buket Tekin, Sinel Karakaş, Melike Bezci Sayıl, Işık Savaşır, rahmetli hocam. Bizim klinik psikoloji alanına çok büyük katkısı olmuştur. Giray Uras, Gonca hocanız, Nurhan hocanız, işte Zehra hocanız, daha adını şimdi hatırlayamadığım, aklıma gelmeyen bir sürü hocanız, yüzlerce binlerce öğrenci yetiştirdi. Asıl o efsanelerin önünde ben saygıyla eğiliyorum. Sizleri de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Canlarım benim. Çok hoşsunuz. Çok hoş görünüyorsunuz. Ben nasıl görünüyorum bilmiyorum. Ekrana konuşmak da biraz farklı bir duygu yaratıyor insanda. Evet, o zaman duygulara başlayalım, değil mi? Şimdi Başladık. arkadaşlar, duygusuz zeka diye bir başlık attık ama bu yalnız değil. Bunun bir sürü akrabaları var. İşte çoklu zekalar, alternatif ölçme, nitel araştırma gibi, bunların hepsi son 15-20 yılda ülkemizde ve dünyada aslında Amerikan merkezli bir anda ortaya seriliverildi, çıkarılıverildi. Bu yeni moda bir takım kavramların, terimlerin peşine de maalesef bizim gibi az gelişmiş ülkelerin, az gelişmiş akademisyenlerin büyük çoğunluğu takıldı. Ne yazık ki takıldı. Sanki psikolojide duygular hiç işlenmiyormuş, duygular dışlanmış. Sanki bir iş yokmuş gibi, sanki zeka bir sürü alt özel temel yeteneklerden oluşmuyormuş gibi böyle garip şeyler çıktı ortaya. Daha da garibi, alternatif ölçme diye bir şey çıktı. Biliyorsunuz duygusal zeka kavramsallaştırmasının veya argümanının temelinde de zekanın ölçülemezliği, tek bir puanla insanlar hakkında karar verilemezliği ve yaşam başarısını sadece IQ'nun yordamadığı gibi bir takım eleştirilerle bunlar ortaya çıktılar. Kimse yaşam başarısını zeka tek başına yoğuruyor demiyor. Böyle bir şey de mümkün değil zaten. Yaşam başarısını nerede doğdunuz, kaçıncı çocuk olduğunuz dahi, coğrafyanız,
Aile yapınız, ekonomik durumu ailenizin, nasıl eğitim aldınız, hepsi belirliyor. Hatta şanslar belirliyor. Bir işe başvuruyorsunuz, son dakikada arabanızın lastiği patlıyor, o işe başvuramıyorsunuz, yaşam başarınız başka türlü oluyor, öyle değil mi? Bu bakımdan bunları ben ne yazık ki Fasari olarak hep nitelendirdim. 1998 yılında ilk Goleman'ın Duygusal Zeka, Emotional Intelligence kitabı çıkınca hocam getirmişti Ankara Üniversitesi'nden hemen. 96 falan da herhalde İngilizcesini. Ben de okumuş ve eleştirel gözle okudum için her şeyi. Hemen bir yazı kaleme almıştık. O da psikoloji yazılarında ilk sayısında sanırım çıkmıştı. Nebi hocanızı da burada saygıyla analım. Birlikte o dergiyi çıkarmaya karar vermiştik. Ondan sonra ben Mersin'e gitmiştim falan, öyle kalmıştı ve sonra devam etti, başka mecralara gitti. Şimdi yeni aslında duyguları siz biliyorsunuz psikoloji öğrencileri olarak. Bu konuda güzel eğitim aldığınızı ben düşünüyorum. Biliyorsunuz ki duyum, sensation, gerçekten duygusuzdur. Bizim reseptörlerimiz aracılığıyla her an, her şimdi bile siz benden sessel, görsel uyaranlar alıyorsunuz. Bunların hepsi 1-0 şeklinde, impulslar şeklinde. Nereye gidiyor arkadaşlar? Özellikle serebral korteksimize gidiyor. Orada bu uyaranlar var olan önceki bilgilerle, yaşantılarla belleğimizdeki karşılaştırılıyor, aynılığı, farklılığı irdeleniyor vesaire. Ta karar verip vermeme aşamasına kadar ki information processing, bilgi işleme süreçleri içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla biz ne zaman ki o uyaranları işlemeye başlıyoruz, biliyorsunuz ki algı oluşuyor. Algı öznel bir şeydir. Onun için duyum öznel değildir, nesneldir. Fizyolojik işleyişimizin yapısı gereği öyledir. Duygulara bakalım. Duygular tabii ki gelen uyaranların niteliğini vesaireyi neyse bizdeki önceki yaşantılarla tarttıktan, ölçüp biçtikten sonra bilişimiz özellikle ne yapıyor arkadaşlar? Bizim limbik sistemimize mesajlar gönderiyor. Kaçmamız ya da savaşmamız, yaklaşmamız konusunda bir genel uyarılmışlık düzeyimiz biliyorsunuz ortaya çıkıyor. Biz buna emotion diyoruz. Aslında emotion duygu demek değil, heyecan demek. O emotion'ı biz anlamlandırıp adlandırdığımız zaman duygu oluşuyor. O da feeling'tir aslında. Doğrusu odur. Yani emotion duygu değildir, heyecandır. Genel uyarılmışlık düzeyidir. Bir tehlikeli bir durumla karşılaştığımızda, hatta aşık olduğumuz bir kişiyle karşılaştığımızda bile aynı genel uyarılmışlık düzeyi harekete geçiyor. Dolayısıyla biz bunu adlandırıyoruz, anlamlandırıyoruz. Nerede adlandırıyoruz, anlamlandırıyoruz? Bilişimizde adlandırıyoruz ve anlamlandırıyoruz, değil mi? Dolayısıyla asıl belirleyici olan, çevresel uyaranları yorumlayan, efendim, bilişimiz oluyor. Peki, duygusal zekacıların bir iddiası vardı. Madem ki ortaya çıktılar, değil mi? Nasıl çıkacaklardı? Eski bir takım kavramları vesaire çürütmeleri gerekiyor. Oysa ki bunun için görgül bir takım çalışmalar gerekirken buna hiç gerek duyulmadı. Bu tamamen kavramsal olarak ortaya atıldı ve ondan sonra da fırtınalar koptu. Duygularımız bizi kontrol ediyor, bizi yönlendiriyor diyor. Duygularımız mı acaba kontrol ediyor, yönlendiriyor? Bunlara bir bakmak lazım. Peki bir başka parantez açalım. Duygular kötü mü? Niye kontrol edelim ki duygularımızı? Duygular o kadar işlevsel ki evrimsel geçmişimiz boyunca bunlar şekillenmiş. Örneğin empati en son şekillenen bizim duygularımızdan bir tanesi. Empatiyi niye kontrol edelim ki biz? Mutluluğu niye kontrol edelim ki? Kontrol, o kadar çok duygu var ki biliyorsunuz. Nefretten, tiksintiden, dehşetten, mutluluğa, öfkeye, her şeye birçok duygumuz var. Ama temel olarak sanırım 6 tane duygu tanımlanıyor. Kontrol etmemiz gereken duyguların başında da herhalde öfke ve nefret giriyor. Çünkü onların doğurguları, implication'ları başkalarına zarar verici nitelikte. Psikologlar bunu da çalışmış. Öfke kontrol teknikleri geliştirmişler, değil mi? Ne yapıyoruz o öfke kontrol tekniklerinde? Öncelikle kişinin derin nefes alma egzersizleri var, değil mi?
Neden? Oksijen daha fazla gelsin beyin hücrelerimize. Oksijenle de serotonin hormonu arasında ilişki var. Dolayısıyla rahatlamak için oksijeni almamız gerekiyor. Onun dışında örneğin depresyonda tedavilerde, terapilerde biliyorsunuz. Nereye yoğunlaşıyoruz? Bilişsel terapilerde özellikle insanın bilişini, değil mi? Olaya verdiği anlamı neyse yeniden yapılandırmaya veriyoruz. Dolayısıyla bakın hedefimiz bizim biliş olması lazım. Tamam. Her şeyimizi kontrol eden burası, duygularımızı kontrol eden burası derken o ince serebral korteksi kastediyorum. Onun altında yer alan bir ne var? Limbik sistemimiz var. Şimdi duygular zeka olabilir mi? Onu biraz ele almak istiyorum ama aslında psikologlar bunu ele almışlar. James Lang kuramı var biliyorsunuzdur. Cannon-Berg kuramı var. Schechter-Singer var. İşte Lazarus var özellikle bilişsel temelli. Dolayısıyla hiçbirisi psikolojide duyguları çalışan, uzun yıllar duyguları çalışan hiçbirisi duyguların belirleyici olduğundan söz etmiyor. Ne yapıyor? Çevresel uyaranlar var, biliş var. Ondan sonra duygular harekete geçiriliyor. Dolayısıyla biyolojik işleyişimiz bu şekilde zaten. Şimdi ben buradan şerit yapabileceğim herhalde, değil mi? Yapabiliyor muyum Nilaycan? Tabii ki hocam. Tamam. Ha, oldu. Herkes görebiliyor mu arkadaşlar? Şu an görünüyor hocam, sorun yok. Tamam. Bakın bu sınıflamayı ben yaptım. Biliyorsunuz ki her şey bizim aynı organizmada insan en üst organizma olarak düşünecek olursa gelişimsel açıdan ne demekse iyi ya da kötüsü yok biliyorsunuz. Üç temel yapısal bizim özelliklerimiz var. Bilişsel, kognitif özelliklerimiz, davranışlarımız var. Duyusal var. Afektif onlar da biliyorsunuz. Emotional değil farkındaysanız değil mi? Afektif. Bir diğeri de psikomotor görünen kassal hareketlerimizi düzenleyen, iskelet yapımızı düzenleyen ve görünür kılan psikomotor davranışlarımız. Örneğin ben şimdi konuşuyorum, elimi hareket ettiriyorum vesaire. Bakın bunlar hepsi birbirine bağlı. Ama asıl bağlı oldukları yer bir sporcunun sportif faaliyetinde bile bilişsel yapısıdır. Bakın içsel konuşmalarla, rehearsal'la, inner speech'le sporcular kendilerini güdülerler. Maksimuma çıkarabilmek için. Ne yaparlar? Şurasıyla. Başarmalısın, başarmalısın Adnan. Bak birinci gelirsen sana madalyalar verecekler, bundan ev verecekler, bilmem ne verecekler vesaire olacak. Şimdi bunu yönlendiren bizim bilişimiz. Ancak bir de bu özelliklerimizi tablodan da göreceğiniz gibi iki ana temel gruba ayırmak gerekiyor. Birisi zorluk karşısında yapmak durumunda olduğumuz bir takım özellikler. İşte maksimum performansa ben sınır yeterlik diyorum arkadaşlar. Türkçesini kullanmayı tercih ediyorum. Altında gördüğünüz gibi hem bilişsel hem duyusal hem psikomotor bizim maksimum performanslarımız var. Bir maksimum performansımızı ne karşısında gösteririz biz? Herhangi bir problem, zorluk, sorun karşısında öyle değil mi? İşte zeka, bir testteki başarı, diğer özel yeteneklerimiz bunların hepsi bilişsel ama aynı zamanda maksimum performans. Herhangi bir zorluk karşısında yapabildiğimizin en iyisini, en fazlasını yapmaya çalıştığımız özelliklerimizi oluşturuyor. Duyusal özelliklerimizden ben bunu yıllardır yazıyorum. Bir tane ben bulabildim. Başka hiç kimse de itiraz etmedi. Onu söyleyeceğim. Bir eyleme odaklı güdü. Bir hedefe, bir amaca odaklı güdü. Biraz önce verdiğim işte sporcuların kendilerini o hedefe odaklaştırmaları için güdülerini arttırıcı bir takım teknikler var. Onu spor bilimciler çok daha iyi biliyor. Bunu bulabildim. Ben başka bilmiyorum. Çünkü duyusal özelliklerimizin büyük çoğunluğu tipik davranışlarımızı oluşturuyor. Bir de sportif yarışmalar var. İşte 100 metre koşması var. Hatta daktilo yazma sınavları eskiden vardı. Hız testlerinde falan. Onlar da psikomotor davranışlarımız. Ama maksimum performans. Bakın bir zorluk olması gerekiyor. Biz bir kişiyi bir zorluk karşısında bırakacağız. Bir test, bir görev, bir sorun karşısında bırakacağız ki o kişi o zorluğu aşmak için ne yapıyor, nasıl yapıyor, ne kadar zamanda bitiriyor? İşte zeka bunlardan birisi. Şimdi öbür sütuna bakalım. Öbür sütundakiler de tipik davranışlarımız.
typical yani herhangi bir zorlama olmaksızın bizi biz yapan, bizi başkalarından ayırt eden özelliklerimiz bunlar. Sütun olarak düşünün lütfen. Örneğin bilişsel olarak hayal kurabiliriz. Birisine ilişkin görüşlerimiz, düşüncelerimiz olabilir. İnançlarımızın bilişsel yanı olabilir. Örneğin beni şimdi izleyen, ilk kez gören bir sürü arkadaşımız ne biçim hoca bu ya diyebilir. Ya da başka birisi başka şeyler aklından geçirebilir. Bunda bakın bir zorlama yok değil mi? Ne yapıyoruz? Hepimiz geçmişimizden getirdiğimiz kişilik özelliklerimiz, yaşantılarımızdan getirdiğimiz şeylerle karşımızdaki uyarını yani beni değerlendiriyorsunuz ve bazı düşünceler geçiriyorsunuz. Herhangi bir zorlaması yok bunun. Ama altında duygusal özelliklerimiz var. Psikolojik özelliklerin büyük kısmı aslında duygusal özelliklerimizin bu kısmını oluşturuyor. Tutumları biliyorsunuz, attitude. Herhangi bir şeye karşı ya da yana olma eğilimimiz. Bütün tutumlarımız, işte modaya ilişkin, dine ilişkin, bir futbol takımına ilişkin, bir partiye ilişkin, ne kadar çevremizde çevresel uyaranlarla karşılaşıyorsak hemen hemen hepsine karşı bir tutum geliştiriyoruz. Duygularımızın hepsi öyle. Duygularımızın hepsi bizim tipik davranış arkadaşlar. Ben daha fazla duygulanayım diye bir çaba sarf edemezsiniz. Anadolu'da var. Ve özellikle ölen kişilerin arkasından yas ilan edildiği zaman parayla tutulan ağlayıcılar ve ağıt yakıcılar var. Onları anlarım. Ama bizim duygularımızı bakın bilişsel yapımız, düşüncelerimiz kontrol ettiği için onlar bizim tipik davranışımız. Kişilik özelliklerimiz öyle, ilgilerimiz öyle arkadaşlar. Psikomotor davranışlarımızdan bakın tipik davranışlarımız var. Benim şimdi konuşma tarzım, bir arkadaşınızın yürüyüş biçiminden ne diyorsunuz? Aa, bu benim de arkadaşım olması lazım. İşte paytak yürüyor vesaire, öne eğilerek yürüyor. Bakın bunlar bizim başkalarından ayıran tipik özelliklerimiz. Dolayısıyla son sütundaki tipik davranışları test etmek anlamlı değildir. Hiçbir anlamı yoktur. Örneğin kişilik testi demek bile yanlıştır. Tutum testi yanlıştır. İlgi testi yanlıştır. Kişinin yürüyüş tarzı testi diye bir şey olmaz. Onun zaten onu tanımlayan bir özelliğidir. Ama sol taraftakilerin hepsi testtir arkadaşlar. Yani onları ölçmek için ne yapmamız gerekiyor? Bir zorluk, bir sorunla karşılaştırıp o sorunu aşma düzeylerini, biçimlerini neyse stillerini belirlemek durumundayız ki onların hepsi testtir. Dolayısıyla şimdi duygular burada. Demek ki tipik davranışlarımız bir kere kavramsallaştırma açısından ne var arkadaşlar? Bir sıkıntı var. Duygular zeka olamaz. Duygular bizi yönlendiremez. Duygular etkilemez olur mu? Etkiler tabii. Yani özellikle olumlu olumsuz hepsi etkiler. Ortamdaki olumlu duyguları görmemiz bile bizi etkiler. Ama etkilenen neresi aslında? Hep bilişimiz. Ben öfkelendim. Öfkelenince ya da kaygılandım. Konuşmam tutuldu, bilmem ne oldu. Neden tutuldu? Bilişimde kaygıyı ben şurada ürettim. Eyvah dedim. Rezil oluyorum. Vesaire diye bir düşünce ürettiğim için onunla baş edemiyorum. Dolayısıyla bakın hep biliş burada belirleyici. Şimdi bakalım bir başka anlatabilmek için bir şeyleri biraz zaman alacak ama aktarmam gerekiyor. Çünkü özellikle alanımızın dışındaki kişilerle duyguyu ne psikolojideki çalışmaları bilmediği için maalesef hemen pat diye vay bunlar duyguyu reddediyorlar, vay işte niteli reddediyorlar. Nitel reddedilir mi ya nitelik? Nitelik reddedilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Vay nicelciler, bunlar arkadaşlar karşıt düşman yaratma özellikle yapılan şeyler. Şimdi bakalım bir köpek var. Uyaran aynı değil mi olay? Uyaran aynı gördüğünüz gibi. Aynı köpekle karşılaşan iki arkadaş olalım. Ben yukarıdaki olayım. Benim evimde köpek besleniyorsa ya da geçmiş yaşantımda herhangi bir köpekle ilgili olumsuz bir anı hatta bir duyum yoksa ben köpeği sevmeye doğru yönelirim. Nasıl bir duygu geliştirdim içimde? Sevinç, mutluluk duygusu. Nasıl bir davranış sergiledim? Yaklaşma davranışı değil mi? Approach. Ama arkadaşım eğer çocukluğunda köpek tarafından kovalanmış, bir yakını yaralanmış vesaire gibi bir yaşantı geçirmişse, hatta bir film izlemişse bile, o ne yapabilir? Korku duygusu geliştirir ve kaçar.
Peki burada belirleyici olan ne arkadaşlar? İnsanlara bunu sorduğunuzda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki duygundan dolayı öyle düşündüm ve davrandım. Davranış en sonunda geliyor ama duyguyla düşünce arasında hep yer değiştirme oluyor. Oysa ki biz o uyaranları o kadar hızlı işliyoruz ki immediate memory, anlık belleğimizde milisaniyelerden çok daha hızlı işliyoruz. Birimiz onun zarar verici bir nesne olduğunu, birisi de sevilecek bir nesne olduğu yorumunu, işleyişini, information process'te yapıyor. Onun için korkuyor ya da seviniyoruz. Onun için kaçıyor ya da yaklaşıyoruz. Buna transaksiyonel analizde bakın düşünce, duygu, davranış zinciri olarak bakılır. Dolayısıyla bir kere yapısal olarak bu duygusal zeka kavramında bu problem var. İkincisine bakalım. Şurada biraz sizi sıkacağım belki ama bunları siz biliyorsunuz. Çok güzel bir fizyolojik psikoloji dersi aldığınızı ya da davranışın fizyolojik temelleri dersleri aldığınızı ben biliyorum. Hacettepe, Ankara Üniversitesi neyse. Bakın beyin kabuğumuz ne yapıyor? Düşünce, mantık vesaire o bilgi işleme süreçlerini organize ediyor. Onun altında limbik sistemimiz var. Şimdi amigdala, içgüdü, dürtü de vesaire de özellikle insanın binlerce, on binlerce yılda hayatta kalabilmesi için gelişen en ilken bizim limbik sistem yapımız. Dolayısıyla bir tehlike anında biz korkacağız tabii ki. Korku, sevinç, nefret hepsi insanca arkadaşlar. Duyguların kötüsü iyisi olmaz. Dolayısıyla amigdala çok daha hızlı harekete geçiyor tehlike anında. Ama onun dışındaki duyguları biz ne yapıyoruz gene? Şurada irdeliyoruz vesaire yapıyoruz. Ondan sonra limbik sistemimiz bizim arkadaşlar gene siz biliyorsunuz ama şöyle yapayım. Hormonları harekete geçiriyor biliyorsunuz değil mi? Bu hormonları da sizi çok iyi aldınız. Bu hormonların her birinin farklı görevleri var. Nörotransmitter maddeler var biliyorsunuz. Her birinin farklı işlevleri var. Dolayısıyla bunlar kana karışıyor. Bunlar işte göz bebeklerimizin açılmasını vesairesini sağlıyor. İşte hayati organlara kan pompalanıyor. İşte savaş ya da kaç pozisyonuna giriyoruz vesaire. Stres bir gerilim içinde bulunuyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla ondan sonra bizim davranışlarımız söz konusu oluyor. Buradan çıkayım biraz isterseniz şimdi. Yapamadım onu ben. Nilaycan. Hocam Yukarı. yukarıda kırmızıyla stop şey kısmı olması Ha gerekiyor. tamam stopu tamam. Şimdi bakın biyolojik olarak bir kere duyguların işleyişi açısından duygular zeka olamaz. Duygular da bizi yönlendiremez. Dolayısıyla kavramsal ve biyolojik olarak bir sıkıntı var. Bir başkası biyolojik olarak sıkıntından öte asıl ölçmede karşımıza çıkıyor. 1900 işte 2000'li yıllardan sonra duygusal zeka müthiş bir şekilde gündemimize geldi. Ama ölçülemez, duygular ölçülemez, zeka da ölçülemez diyenler duygusal zeka ölçekleri çıkardılar. Arkadaşlar bakın internetten bu oturumdan sonra, söyleşiden sonra Google'a girin. Emotional Intelligence işte Scales yazın veya duygusal zeka ölçekleri yazın. İnanın yüz binlerce çıkıyor karşınıza. Yüz binlerce ölçek diye ne yürüdüğü belirsiz diyorum. Bakın çok açık söylüyorum. Çünkü kayıt yapıyorsunuz ve bunları paylaşın istiyorum. Evet paylaşın. Ölçek üretildi. Şimdi örneklerini vereceğim. Neden ölçek değil? Onları size aktarmaya çalışacağım. Ölçek geliştirmenin bir kere temeline aykırı şeyler var. Kavram bir kere ölçülen kavram farklı. Ve üstelik tam da daha dün akşam analizlerini yaptım. Ben geçici olarak Trabzon'a gitmiştim. Trabzon'da bir oradaki asistan arkadaşımızla duygusal zeka üzerine bir çalışma yapıyoruz. Veri de topladık. Analizlerini hemen yaptım. İnanın çok şaşıracaksınız. Bakın birkaç tane örneğini vereceğim ben size. Yayınlanmamış çalışmadan da vereceğim.
Duygusal zeka ölçeklerinin maddelerine bakacağız. Neyi ölçüyor, neyi ölçmüyor. Şimdi dehşet durum şu. Bu ölçekleri temel alıp binlerce, hatta yüz binlerce tez yapıldı arkadaşlar. Yüksek lisans doktora tezi yapıldı. Size daha ilginçini söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığımızın REM, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde çocuklarımız bu ölçeklerle ölçüldü, haklarında kararlar verildi. Şimdi bakın, ölçme araçları çok önemli biliyorsunuz. Değil mi? Biz çünkü şurada görünmeyen bir şeyi ölçmeye çalışan bir alanda çalışıyoruz. Psikometri benim alanım. O kadar zahmetli onu ölçmek ki. Nasıl ölçebiliriz? Bir takım uyaranlar veriyoruz insanlara. O uyaranlara tepkilerinden biz o şeyi, özelliği inference ediyoruz, çıkarsıyoruz. Metre gibi ölçemiyoruz, dolaylı ölçüyoruz. Ha, bu bizim sanki zayıf yanımız gibi gözüküyor ama fizik ölçümlerde dolaylı ölçüm var. Yani X ışınlarının radyo dalgalarını şimdi sizden aldığım haberleşmemizi sağlayan dalgaları, elektromanyetik dalgaları gözlüyor muyuz? Ancak dolaylı olarak çıkartıyoruz, değil mi? Röntgen ışınları da öyle, değil mi? X ışınları. Şimdi dolayısıyla sadece fizik bilimlere ait değil doğrudan ya da dolaylı ölçme, psikolojiye ait değil. Öyle bir yanılgı da var ne yazık ki akademik camiada, öyle diyeyim. Şimdi o ölçme araçlarına ilişkin bir takım şeyler söyleyeyim. Zekaya da ilişkin bir şeyler söyleyeceğim. O örnekleri size vereceğim arkadaşlar. Ha, şunları göstermeme gerek yok, değil mi? Şunları biliyorsunuz. Bakın, konuşmama devam etmeden söyleyeyim. Madem ki duyguları kontrol etmek başarıda çok önemliymiş, duygularını en iyi kim kontrol eder? Psikopatlar eder ya. Şimdi öyle ölçek geliştiriyorsunuz, duygusal zeka ölçeği diye. En yüksek puanları psikopatlar alır. Öyle değil mi? Duygularımızı niye kontrol edelim ki? Etmemiz gerekiyor ortama göre mutlaka ama bunu da eğitimle alıyoruz zaten. Çocukluğumuzdan itibaren ki eğitimi kastediyorum. Alıyorsunuz. İnsanlar ağlarken orada gülmek hoş bir davranış olmaz, değil mi? Dolayısıyla içinde yaşadığımız kültürle de kültürleniyoruz. Bunun eğitimini alıyoruz. Ama psikopatlar bakın en yüksek puan alır. Yaptıkları eleştirilerden bir tanesi de şu. Einstein'ın IQ'su bilmem neymiş de. Ya Einstein'ın IQ'sunu neyle ölçtün be arkadaşım? Zeka ölçekleri o zaman o kadar gelişkin değildi. Edison bile zeka ölçekleri 1920'li yıllarda, 15'li yıllardan sonra, daha doğrusu orada alfabetinden sonra, o hani lambayı bilmem neyi bir sürü mucit ya, zeka ölçeği geliştiriyor sahte. Sahte değil de hani sözde. Sözde zeka ölçeği tutuyor, para ediyor ya. Adam tüccar. Dolayısıyla onu paraya çevirecek. Zeka ölçeği geliştiriyor ve ondan sonra arkadaşlar bu apuk zeka ölçeğinden dolayı zeka ölçeklerinin bütün kredibilitesi, saygınlığı düşüyor. Öyle bir rezil bir durum. Herkes kendi alanında çalışmalı, değil mi? Beni dinleyen eğer alandan, sizin psikolojinin dışından kişiler varsa dikkate almasını isterim. Ben başka bir alanda ahkam kesmem. Bildiğim alanda ahkam keserim. Öyle de olmak gerekiyor. Bakın zeka, bu benim tanımım ama Melda Akçakın hocamız vardı Ankara Üniversitesi'nde. Onu biraz değiştirdim, aldım. Çünkü zeka problem çözme becerisidir, yeteneğidir derseniz olmuyor. Mesela şeyde Milli Eğitim Bakanlığı 1998 yılında arkadaşlar yapılandırmacı eğitimle birlikte işte problem çözme becerisi, eleştirel düşünme becerisi gibi çocuklarımıza kazandırmak için bir takım 8 tane temel beceri belirledi. İyi, hoş, bunlar çok güzel. Ama onları verebilecek bir öğretmen kadrosu var mı? Değil mi? Bir. İki, ama problem çözmeyi şöyle anladılar. Matematik problemi olarak anladılar ne yazık ki. Oysa ki problem, karşılaştığımız her türlü sorun için kullanıyoruz, değil mi? Araştırma problemi deyince matematik problemi anlaşılmıyor. Buradaki sorun ne, nasıl, ne yapacağımız vesaire, bakın hep bizim bilişsel yapımızla ilgili.
Herhangi bir zorluk karşısında doğuştan getirdiğimiz ve sonradan edindiğimiz her şey, bütün yaşantılar, bu nedir? Bellekteki bilgi, beceri, el becerisi dahil. İlişkin bilgi işleme süreçlerini o sorunu aşmak için kullanma gücü, kullanma yeteneğidir. Onu sergilemesidir daha doğrusu. Biz o sergilenmiş kısmını ölçeriz zekada. Şimdi zeka ne yapılırsa yapılsın arkadaşlar. 1905'ten bu yana daha doğrusu Simov'a bineden bu yana çok ölçüldü. Bir sürü zeka ölçekleri çıkarıldı. Hepsi bir G faktörünü gösteriyor. Bu G faktörü toplanabilen bilişin, ki öyle de olması lazım zaten biyolojik olarak, her türlü altta yatan yeteneğin tepesinde yer alan bir genel faktör olduğunu ortaya çıkardı bize. Binlerce, yüz binlerce çalışma var bu konuda. Bu tartışmasız artık. Ama bu demek değil ki zeka bir tek puanla ölçülüyor. Öyle şey olur mu? Siz Wechsler ölçekleri vesaire diğer ölçekleri görmüşsünüzdür. Wechsler ölçekleri de Spearman'ın o genel temel yeteneğine dayanır. Şurada hemen onu da göreyim. Bir dakika vereyim size. Bakın bu Vernon'un zeka sınıflamasıdır. En altta bizim temel birbirimizden farklı kılan yeteneklerimiz vardır. Farkın farkını fark etmek, var olanlardan bilmem çıkarımlarda bulunmak, aynıları gruplayabilmek vesaire. Bunlar bizim temel yeteneklerimizdir. Thurston'un, Thorndike'ın neyse böyle temel yetenekler testleri de var. Dolayısıyla bu temel yetenekler bakın sporda da, müzikte de, resimde de önemlidir. Eğer farklı olanı ayırt edemiyorsanız müzikçi olamazsınız. Sporda önceden nereye neyin kesileceğini çıkaramıyorsanız gene iyi bir sporcu olamazsınız takım oyunlarında örneğin bir pas attığı zaman arkadaşınız değil mi? Ha, bunların üstünde bu alt yetenekler gruplanabiliyor benzerlikleri açısından. Bir faktör analizini yapıyoruz zaten bunu. Çok harika bir yöntem. Ama bunların her biri ayrı ayrı toplanmasına rağmen bakın aslında psikologlar Wechsler ölçekleriyle vesaireyle ne kadar aslında ayrıntılı bir resmini çıkarıyorlar şeyin kişinin. Zeka profil diyeyim tırnak içinde şimdilik. Kişilik profili diyeyim. O kadar çok alt kişilik özellikleri var ki o kadar zeka da böyle. Ama kişilik toplanamıyor, zeka toplanıyor. Şimdi neden toplanıyor? Çünkü aralarında korelasyon var. Yani bir matematik testinde bile arkadaşlar sözel yetenek maddeleri oluyor biliyor musunuz? Psikometris olarak söylüyorum. Harika bir şey bu. Çünkü hepsi bilişimizin işleyişi sonucunda. Bu bakımdan bu gruplanan faktörleri de ayrı ayrı toplayıp bireyler hakkında karar verebiliriz. Bir yere eleman alırken, bir şey alırken. Ama bir de G, IQ dediğimiz, IQ doğru bir terim değil. Zeka bölümü demek. Zeka bölümü 1926'lı, bilemediğiniz 40'lı yıllara kadar kullanıldı. 1926'dan sonra vazgeçildi. Standart puan kullanılmaya başlandı. Ama IQ diye bir etiket orada kaldı. Ne yazık ki şimdi... Vay bir tek puanla insanlar hakkında karar veriliyor bilmem ne falan filan. Ya kimse hiçbir ölçmeci bir tek ölçme aracıyla ki siz psikoloji öğrencisiniz insanlar hakkında karar verilecek diye size öğretmez. Olmaz. Gözlem görüşme teknikleri dersi almadınız mı? Almışsınızdır Hacettepe'de. Bir sürü teknikler var. Her şeyi alırsınız. Geçmiş yaşantısına ilişkin anket formülü bilgi alırsınız. O da gene nedir? Kişiyi değerlendirmede size ipuçları verir. Özellikle klinik psikologlar biliyorsunuz bu konuda uzman yani bireysel gözlem görüşme teknikleri konusunda. Kişinin hı demesi, kaçınması, gözünü kaçırması vesairesi o kadar çok önemlidir ki değil mi? Kimse bunu iddia etmiyor. Yani ölçeklerle siz insanların hakkında hemen karar verin diye. Onu kim yapar? Acemi psikologlar yapar. Ne yazık ki eline bir ölçek geçirir ve insanlar hakkında karar verir. Çünkü psikoloji gerçekte çok uzun bir eğitim gerektirmesine rağmen ne yazık ki ülkemizde biz onu başaramadık. Temel, tüm dünyada öyle, temel psikoloji eğitimi alanda çalışmak için yeterli olmuyor. Keşke çocuklarımızı biz 4. sınıftan 3. sınıftan sonra özel alanlara yönlendirsek, çocuk gelişimi anaokulları için vesaire değil mi? Danışmanlık için vesaire bunu yapamadık.
Yasamız çıkmadı, engellendi vesaire. O tarih Hocam, çok... Efendim canım. kestiğim için çok özür dilerim. Zoom'un kapasite sınırı 40 dakika ile sınırlı. Son 2 dakikaya girdik. Bitince tekrardan size ulaştırdığımız link ile bağlanmamız Tamam, o gerekiyor. Bu zaman herkese o linki atın ama o zaman. Olur herkes de mu? var. Tekrar aynı linkten bağlanacağız bitince. Aynı linkten mi? Tamam o zaman. Evet. Tamam. Kesilirse o zaman ne yapalım? Ha bakın, Guilford'un 120 boyutlu zeka görüşü var arkadaşlar. Çoklu zeka ne kelime? Duygusal zeka ne kelime? Yani psikologlar bunlar üstünde çok çok çalıştılar. 100 yılı aşkın zamandır çalıştılar. Dolayısıyla bu konuda çok zengin bir birikim var. Ben size o zaman ikinci bölümde zeka ölçekleri, duygusal zeka ölçekleri konusunda örnekler vereyim, üstünde tartışalım. Ondan sonra devam edelim. Olur mu arkadaşlar? Nasıl gidiyor bilmiyorum. Ben ekrana konuştuğum için şuradan da çıkayım, yüzünüzü göreyim. Evet. Hocam çok güzel gidiyor. Tek yönlü oluyor, olmuyor işte. Keşke sınıfta olsam. Benden ders alan sanırım arkadaşlar var aranızda. Hoplayıp zıplarım ben yani dersten. Duygusuz ders olmaz, eğitim olmaz. Bakın, duygusuz hiçbir şey olmaz, değil mi? Duyguları biz reddetmiyoruz ki. Ama duygusal zeka dediğiniz zaman dur orada kardeşim. Yani duygular zeka olamaz bir kere işleyiş olarak. Ölçme araçlarını şimdi masaya yatıracağız. Şaşıracaksınız yani. Gerçekten şaşıracaksınız. Yazık değil mi? Yani az gelişmiş ülkenin az gelişmiş akademisyenleri bunlardan unvanlar aldılar, puanlar aldılar, paralar kazandılar. Değil mi? Ama ben 1998 yılından bu yana kadar arkadaşlar cengaver gibi dünyada iki tane yazı yazılmış 98 yılında ilk karşı çıkan birisi de bendim. O günden bugüne savaşıyorum ama bizim psikologlarımızın çoğu aman diyorlar, Adnan var bir tane orada. Ne gelirse onun başına gelsin. Nilaycan, benden dolayı mı böyle iki oturum yaptınız? Yok hocam, Zoom 40 dakikadan sonra düzenli olarak kesiliyor. Ha, ben ucu açık sanıyordum ama birçok kişi kaçmış ya da bağlanamamış. Hocam, katılıyorlar şu an. Tamam canım, bekleyelim o zaman, değil mi? Tabii hocam. Oğulcan merhaba. Delikanlı. Merhaba hocam, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok eğlenceli, güzel ve Ya verimli bir sunum ben oluyor. Katkılarınız için teşekkür şey ederiz. unuttum şeyde Oğulcan, onu ekleyeyim. Sen konuşurken aklıma geldi. Levent Çenyüz hocanız benim can dostum. Ondan ders alan var mı aranızda? Yok mu hiç? Onu da saygıyla analım. Birçok öğrenci yetiştirdi her biri, değil mi? Arkadaşlar Hacettepe gerçekten bilimsel nosyon açısından çok güzel bir yer. Çok değerini bilin. Yıllar geçtikçe değerini daha iyi anlayacaksınız. Ben hocalarıma minnet duyuyorum onun için. Bir de ben hep atılıp tekrar tekrar geldiğim için o kadar çok hocam oldu ki kurucularından ta son zamanına kadar arkadaşım da oldu. Her dersi için sindirin. Şöyle düşünün, sorgulayın. Hoca sınıftayken sorun. Koşuya sıkıştırın hocalarınızı. Neden bu böyle değil de böyle? Neden şöyle değil de şöyle? Sorularını sorun. Ama bakın, zaten bunları sormaya başlarsanız siz de araştırmaya başlarsınız. Şimdi çok zor günlerden geçiyoruz. Uzaktan eğitim alıyorsunuz. Ne yazık ki çok zor. Birçok arkadaşımız bir kere derslere bağlanmakta sorun yaşıyor teknik olarak. Bunu hocalarınız anlıyordur mutlaka. Ben de anlıyordum ama işte herhangi bir şeyde yapacağı bir şey yok ki hocanızın. Zamanlama önemli. Ulaşıp ulaşmama herkesin kendi problemi haline dönüşüyor. Hocanız o konuda bir şey yapamaz. Hele sınav yaparken, hocam ben bağlanamadım. Yavrucuğum diyorum, ben ne yapayım ya? Bak Melis oradadır. Şimdi yapacağı bir şey yok ki hocanızın, değil mi? Ama derslerde işte ise uzaktan eğitimde aldığınız derslerde lütfen sadece sunumlarla kalmayın arkadaşlar. Araştırın. Bakın ben bütün derslerimde hep uygulamalı veririm. Canını okurum hocam. Şey öğrencilerim.
Mutlaka bir şeyler yaparlar. Yaptırtırırım. Ne kadar yaparlarsa, bana ne kadar tırnak içinde küfrederlerse o kadar daha bir şeyler kalıcı oluyor. Yılların deneyimi bu da. Evet, ödenen bedelle ödül arasında ilişki var arkadaşlar. Güzel şeylere o bedeli ödemeden ulaşılmıyor. Ulaşanlar var. Eğitimin dışında, ilişkilerin dışında değil mi? Sokakta tüccarlar ulaşıyor. Politikacılar ulaşıyor. Ama bizi ilgilendirmiyor onlar şimdilik şu an. Eğitim açısından lütfen o bedeli ödeyin. Çaba sarf edin. Ben şimdi bir şeyler diyorum. Hemen gidin başka kaynaklara. Bu neden böyle demişti? İrdelemeye başlarsanız kendi düşüncelerinizi de geliştirirsiniz. Bak Buse de oradan. Bak Trabzonların çoğu burada ya. Vay kerem. Merhaba hocam. Merhaba. Tamam mı Dileyecan? Tamam hocam. Devam edelim mi? Edelim hocam. Tamam canım. O zaman ben birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra sizlerden soruları alırız. Tartışırız. Katkıları alırım daha doğrusu. Çünkü ben geçmişte kaldım. Duygu konusunda uzman değilim. Psikometristim ama Arzu Araz hocanız vardı. Biliyor musunuz? Şimdi 9 Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümünde. Mersin Üniversitesi'ndeydi. Birlikte çalıştık. Onunla örneğin bizim psikoloji dergisinde duygular konusunda da bir çalışmamız var. Yani duygu dışa vurum kavramsallaştırması ve ölçülmesi diye bir makalemiz olacak. Ona da ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla kıyısından köşesinden ister istemez zaten hele bu duygusal zekadan sonra duyguların içine de girmiş olduk. İster istemez zaten gireceğiz. Yani başka şansımız da yok. Bu yakıcı konulara el atmamız gerekiyor, yanlışları düzeltmemiz gerekiyor. Yanlışlara tabii karşı çıkmak veya düzeltmeye çalışmak bedel gerektiriyor gerçekten. Herkes bunu göze alamıyor ne yazık ki. Keşke çoğalsak göze alsalar ama olmuyor. Herkes aynı yapıda değil işte psikoloji onun için var ya zaten değil mi? Size birkaç bir şey daha paylaşayım ben. Kapanmadan önce söylediğim gibi arkadaşlar duygusal zeka ölçekleri ki ben şimdi çalışmada zaten kullandım bunları. Onlardan da örnek vereceğim. Bakın maddelere bakın. Peki zeka neydi? Bir maksimum performansı değil mi? Yani bir zorluk karşısında sergilenen bir davranıştı. Eğer biz kişiyi bir görevle bir sorunla karşılaştırmazsak onu ölçemeyiz. Örneğin bakın onlardan birkaç örnek veriyorum. Sıkıntı verici durumlarla nasıl başa çıkacağımı bilirim. Bu kişinin kendisini nasıl algıladığıyla ilgili arkadaşlar. Self perception ile ilgili. Benim kendimi nasıl algıladığımla ilgili. Sıkıntı verici durumla karşılaştırırsın kişiyi. Test edersin bakayım onunla baş edebiliyor mu değil mi? Onun ölçmesini yaparsın ki bu da var ölçmede. O zaman dersin ki ben duygusal başa çıkma başa çıkma becerisinin düzeyi yüksek ya da düşük belirledim dersin. Kişi ne yapıyor burada? Kutucuklar var Likert tipi ölçekte. Ben diyor evet diyor ben tabii ki başa nasıl çıkacağım bilirim diyor. Bu kişinin kendilik algısı arkadaşlar. Bakın alttakine bakalım. Ruh halim bir sorunu çözerken beni fazla etkilemez. Yok ya nereden bileceğiz? Test ettik mi? Etmedik. Sen ne yapıyorsun kişinin önüne? Kağıt kalem türü self-report bir araç veriyorsun. Üstelik Likert tipi ölçek. Herhangi bir zorlama yok. Bir test yok yani test etme söz konusu değil. Kişi sadece kendisini nasıl algıladığını ne yapıyor orada? Çek ediyor, kutucuk karalıyor. Bu kadar basit. Bununla zeka ölçülebilir mi bir kere? Bakın bizim ölçmede en temel sorunumuz ölçülecek değişkenin kavramsallaştırılmasıdır. Ben ölçmeciyim ama her değişkeni ölçemem. Haddime değil. Ölçmek için ne yapmam gerekir? O değişkeni çok iyi bilmem gerekir. Çok iyi özümsemem gerekir. Özümsüyorsam geliştirebilirim. Veya o kavramı çok iyi bilen, eğer nasıl ölçüleceğini bilmiyorsa yine ölçemez. Onun için disiplinler arası çalışma yapmak gerekir. Yani o kavram alanında çalışanla ölçmecinin birlikte çalışması gerekir. Ama maalesef son yıllarda bilgisayar programları, bilgisayar teknolojisi çok gelişti. Doğrulayıcı faktör analizi diye bir şey var. Düğmesine basan ben ölçek geliştirdim. Felaket bir ölçek çöplüğüne döndü ülkemiz.
Dolayısıyla bakın şimdi alttaki ifadelere bakalım. Bu ifadelerin her biri arkadaşlar bir ölçek maddesinin köküdür. Bu bizi uyarır. Neyimizi uyarıyor bizim? Kendimizi nasıl değerlendirdiğimizi, nasıl hissettiğimizi uyarıyor. Bizim zekamız uyarmıyor. Bir sorunla karşılaştığım zaman benzer durumları hatırlar, üstesinden gelebilirim. Nereden bileceğim geldiğini? Değil mi? Bakın hep böyle arkadaşlar. Bütün test, neyse ölçeklerin hepsi, zeka testi de deniyorum. Ölçeklerin hepsi böyle. Başkalarına gönderdiğim beden dili, yüz ifadesi gibi sözsüz mesajların farkındayımdır. Ya psikolog bile farkında olmuyor. Sen nasıl oluyorsun? Çok garip bir şey değil mi? Böyle arkadaşlar bir yığın çöp ölçek var. Ve bunlarla ne yapılıyor? İnsanlar hakkında karar veriliyor. Araştırmalar yapılıyor. Hepsi çöp. Çöp, çöp. Söylüyorum. Kayıt altına alıyorsunuz bakın. Dinleyen dinlesin. Bunlarla tez yapanlar, doktora tezleri yapanlar. Bunun dersini verenler. Yazıktır, yazıktır yani. Bu yapılmaz. Bu yapılmaz. Bakın çoklu zeka ölçekleri. Al. Hani bir tek puana karşı çıkıyorlardı. IQ'yla insanlar hakkında karar verilmezmiş. Bakın şimdi ben size onun ampirik sonuçlarını vereceğim. Ben de daha dün akşam yaptığım analiz sonuçları. Matematiksel işlemleri aklımdan hesaplamak benim için kolaydır. Hesaplattırdın mı? Aklımdan hesaplamak bir de sayısal zekanın göstergesi midir? Var ya şeyde televizyona çıkardılar, belki siz bilmiyorsunuzdur. Küçücük çocukları Mersin temelli kafadan bilmem kaç haneli hesaplamaları yapıyor. Ya bu bellekle ilgili bir şey, mnemonik tekniklerle ilgili bir şey arkadaşlar. Bunun eğitimini verirseniz herkesi yetiştirebilirsiniz. Bu bir kere sayısal, matematiksel zekanın göstergesi değil. Bu hiç değil. Matematik işlemleri aklımdan hesaplamak benim için kolaydır. Nereden biliyorum kolay olduğunu? Bak ne yaptı burada kişi gene? Kendisini nasıl değerlendiriyorsa yazacak. Şimdi söyleyeceğim, kişi nasıl kendisini değerlendirip psikolojik açıdan siz daha iyisini biliyorsunuz. Hayvanları çok severim. Arkadaşlar bu ne zekayla ne bilmem neyle alakası yok mu? Bu ilgilerle, tutumlarla ilgili bir şeydir. Şey, ilgi envanteri var. Kuder ilgi envanteri. Strong ilgi envanteri arkadaşlar. Bakın ilgi bizim zorlama olmaksızın öğrenilmiş nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmayacağımıza ilişkin eğilimimizi kastederiz biz. Hayvanları severim. Bunun zekayla ne alakası var? Doğa zekasıymış bu. Tamam mı? Doğa zekası. Okulda, matematik okulda en sevmediğim dersler arasındadır. Bu tutum maddesi. Etütü ölçüyor. Bir de üstelik kişi kendisini değerlendiriyor. Yani kendisi self report bir şeyde ne yapıyor? Tabii ki en sevmediğim veya en sevdiğim diyor. Veya şu kadarcık sevdiğim diyor. Hamur, kil, maket yapımı el becerisi gerektiren etkinliklerle uğraşmayı severim. Zeka bunun neresinde ya? Bu hoşlanma duygusu. Ve üstelik gene kişi bakın kendisini ortaya koyuyor. Bunun için ilgi envanterleri var arkadaşlar. Kuder ilgi envanterinde 10 tane mesleki ilgi açısından da var, başka ilgiler açısından da var. 10 tane temel ilgi alanı var. Dolayısıyla bunlarla gerçekten şaşkınlık verici şeyler bunlar, uyaranlar. Bu neyi uyarıyor beni? Bilmem neyle sevip sevmediğimi. Ve üstelik nasıl tepki veriyorum? Kendimi algılayarak, herhangi bir zorlama yok. Maksimum performans ölçülmüyor burada. Balık tutma, avcılık, bahçe düzenlemesi, bitki yetiştirme falan hoşlanırım. Müzik aletine ilgi duyuyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Resimli kitapları veya yazıları daha çok severim. Bunların hiç zekayla falan alakası yok arkadaşlar. Kişilik özellikleri, tutum, ilgilerle ilgili bunlar. Peki ne çıkıyor biliyor musunuz çoklu zekalar? Bakın. Bu Gardner denen kişinin zeka gruplaması. Bir sürü bir tane zeka yokmuş, çok zeka varmış. Ya Gardner'ın kuramı zaten ampirik çalışmalara dayanmıyor ki. Zırvalıktan başka bir şey değil. Bakın bunu ölçüyor ya, değil mi oradaki sözde? Nasıl ölçüyor? Peki bunlar çok ayrıksa birbirlerinden. Bakın psikolojide, psikometride daha doğrusu
ve psikolojik özelliklere bağlı olarak tabii. Bizim bazı özelliklerimiz birbirleriyle ilişkilidir ve toplanabilirler arkadaşlar. Bazı özelliklerimiz ise birbirinden ayrıktır. Örneğin kişilik dediğimiz, ilgi dediğimiz, ders çalışma tarzı, öfke tarzı dediğimiz şeyler birbirinden ayrıktır. Onları birbirleriyle toplayamazsınız. Dışa dönüklükle saldırganlık birbirine toplanmaz, anlamlı olmaz. Onun için kişilik envanteri denir. Kişinin envantesini alırız, çıkarırız. Profilini çıkarırız. İlgi envanterinde ilgi profilini çıkarırız. İlgi toplam puanı bir anlam ifade etmez. Kişilik toplam puanı hiç bir şey ifade etmez. Kişiliksiz insan dediğimiz şey günlük amiyane bir terimdir. Kişiliksiz demek, kişilik puanı sıfır demek anlamında, kişiliği yok anlamında değildir. Dolayısıyla böyle bir bazı ayrık özelliklerimiz, faktörlerimiz bir şemsiye, kişilik gibi, ilgi gibi bir terimle, kavramla ifade edilir. Ama bunların toplam puanı anlamlı değildir. Ama zekanın anlamlıdır arkadaşlar. Sizin ÖSYM testlerinden aldığınız o test standart puana dönüştürülüyor ya, onlar anlamlıdır. Tabi belirli ölçüde ÖSYM için söyleyeceğim. ÖSYM'de de çalıştım ama şimdi ne yazık ki. Bakın madem ki demin böyle çoklu zekalar burada gördüğünüz gibi, o zaman ne olması gerekiyor? Bizim ölçeğimizin bunların her birini ayrı ayrı ölçebiliyor olması gerekir, değil mi? Şimdi ben size örneğini göstereceğim. Pardon. Bakın arkadaşlar, son yaptığımız çalışma. Rosenberg benlik saygısı ölçeği var. 10 maddeden oluşuyor. Ve hepsi sorunlu çıktı. Kullandığımız ölçeklerin, piyasada kullanılan ölçeklerin her biri işte 3 faktör diyor, 3 faktör çıkmıyor, tek faktör diyor, çıkmıyor falan filan. Ona rağmen ne çıkıyor biliyor musunuz? Hepsinin iş tutarlık katsayıları çok yüksek çıkıyor. İş tutarlık katsayıları şudur. Bir ölçme aracının, o ölçme aracını oluşturan, ki alt ölçekler içinde söz konusu, maddelerinin birbirleriyle kovaryansları, ilişkilerine bakarak bulunan, neyi ölçtüğüne ilişkin, tıpkı bir vektör gibi matematikte, toplanabilirliği için bu gerekli çünkü, bunları ortaya çıkaran bir katsayı. Bir sürüsü var. En Likert tipi ölçekler için en çok kullanılanı da şey, Kronbo alfa iş tutarlık katsayısı. Kronbo'nun başka katsayıları da var ya da başka alfa katsayıları da var. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakın Rosenberg benlik saygısı ölçeği, bu da benlik saygısı değerlendirme ölçeği, bu Schott denilen bir kişinin duygusal zeka ölçeği, şu çoklu zekalar ölçeği, şu da kendini sevme ölçeği. Bizim hipotezimiz şuydu. Bu ölçekler kullanılan, biraz önce size maddelerinden örnekler verdiğim ölçekler, zeka değil, ne ölçülür? İlgi bile ölçülmez. Kendilik değeri ölçülür kişilerin. Benlik değeri ölçülür. Self esteem ölçülür arkadaşlar. Kişinin kendisini ne kadar değerli gördüğü ölçülür. Dolayısıyla hepsi ne oluyor biliyor musunuz? İş tutarlı katsayıları yüksek çıkıyor. Hepsi tek faktörlü çıkıyor. Bu ne demektir? Sen çoklu zekalar dedin. Bilmem kaç alt faktörden oluşuyor dedin. Tek faktör çıkıyorsa, iş tutarlık katsayısı yüksek çıkıyorsa, maddeler aynı şeyi ölçüyorsa, neyi ölçüyor o zaman? Ben buna bir isim koydum. Kendini beğenmişlik düzeyi. Evet, çünkü her cevaplayıcı, her insan ne yapar arkadaşlar? Kendisini değerli hissetmek ister. Dolayısıyla ben bilmem neden yapmaktan hoşlanırım. Kafadan matematik çözerim. Bilmem ne de hep kendini değerli gösterme yönünde işaretlemeler yapar. O nedenle maddeler aynı şeyi ölçüyor görünüyor. Tek faktör görünüyor. Alın size amperik şeyi. Bir sürü sonuçları var da size göstermeyeceğim. Bakın en dikkat çekici şeylerden birisi ne? Buraya koymuş muyum? Koymamışım. Şu çoklu zeka ölçeği var ya şu. Şu arkadaşlar. Biraz önce söylediğim hani Gartner'ın 8 tane temel zekasını ölçüyormuş ki ya. İş tutarlı katsayısı 0,901. Hiç madde atmadan.
Analiz yapıyorum, bir de atılacak maddeler var tek boyutlu bozan. Düşünebiliyor musunuz? 9-1. Ha ondan sonra senin çocuğunun bilmem matematik zekası şöyle, yok beden zekası şöyle, yok doğa zekası böyle diye insanlar hakkında karar vereceksiniz. Bu arkadaşlar cinayetten farksız bir şey bu. Ve böyle bir akademi olmaz. Olmaz, gerçekten olmaz. Bakın kayıt ediyorsunuz, söylüyorum da. Size şimdi yayın yapacağız bunu. O arkadaşım nerede isterse orada yapsın. Analizleri bitti. Ben makalesini yazmaya başladım. Orada da görürsünüz. Doğrulayıcı faktör analizi yaptım. Bilmem neler yaptım. Açıklayıcı faktör analizleri yaptım. Şu aşağıdaki şeyleri görüyor musunuz? Korelasyonları. Bakın. .726, .800, .845, .845, .647, bu da çok sorunlu bir şeydi. Kendini sevme ölçeği deniyor ama iki alt boyutu var diyorlar. Dört tane çıktı ve mümkün değil, ayrışmıyor başka türlü de. Şimdi bakın, ben bunların hepsini topladığım zaman tıpkı zekadaki gibi toplam puanla korelasyonları bunlar arkadaşlar. Şeyde, psikometride ölçmede multicollinearity diye bir şey var. Eğer .80 ve üstünü, tabi en sayısına da bağlı ama aşarsa iki şeyin arasındaki korelasyon, birini diğerinin yerine kullanabilirsiniz anlamı çıkıyor. Şimdi bu dehşet değil mi? Duygusal zeka diyorsun, benlik saygısı var, kendini sevme var, çoklu zekalar var, hepsini topluyorum, hepsi aynı şeyi ölçtüğünü gösteriyor. Niye ölçüyorlarmış arkadaşlar? Kendini beğenmişlik düzeyini, kişinin kendisini nasıl değerlendirdiğini ölçüyor. Yazıktır. Gerçekten yazıktır. Hele o RAM, rehberlik araştırma merkezlerinde hala da çocuklarımıza bunları, çoklu zekalarını ölçeceğiz, bilmem ne ölçeceğiz diye uyguluyorlar. Söyleyecek söz bulamıyorum. Şimdi, kısaca bunları söyleyeceğim ama başka bir şey daha var aslında. Nasıl olsa zamanımız var değil mi Nilaycan? Hocam, tabii. Tamam, biraz da bunun üstünde durayım çünkü nitel araştırma denilen şey bunların babası. Neden 15-20 yıl önce böyle bir hareket, moda şeyler başlatıldı? Arkadaşlar, tek amacı var. Bilimin geldiği noktada bizim gibi ülke akademisyenlerinin bilim yapmayıp başka şeylerle uğraşması. Başka bir şey değil. Ve idealist felsefenin bilimden bir revanş alma şeyleri bunlar. Bakın felsefeyi onun için okuyun lütfen. Nitel olan ne? Hepsinin vurgusu ne biliyor musun? Biliş. Ya bilişi psikologlar ölçüyor. Zaten zeka bilişle ilgili. Araştırmacı yok onun dışındaymış. Yok işte her şey katıymış, nicelmiş. Böyle bir şey olur mu? Ben ölçmeciyim. Biz sırf şimdi kıskançlık ölçeği geliştiriyoruz bir de Trabzon'daki başka arkadaşla da. İnanın 6 ayımızdan, 1 yılımızdan fazla oldu. 1 yılımız oldu tabii. Sadece kavramsallaştırmasını uygunlaştırmak için. Ondan sonra madde üretiliyor. Kolay mı sanıyorsunuz? Neymiş? Pozitivist, pis pozitivistler bir şeyin dışındaymış sürecin. Sadece sayılarla ilgilenirlermiş. Ya bir de şöyle anlaşılıyor ben böyle deyince. Bu niteliğe karşı. Niteliğe karşı olunabilir mi arkadaşlar? Nitelik o nicel birikimi sonucunda oluşur. Yapısal farklılaşmadır. Bütün insan gelişimi de buna dayanır. Her şey buna dayanır. Böyle diyen yok ki. Kendileri ötekileştirdikleri için. Nitel nicel diye bir bilim olmaz. Bilim zaten sayısaldır arkadaşlar. Öbürsü söylencedir. Bu hala sanayi devriminde 18. yüzyılda kalmış kafaların ürünü. O tarihlerde fen bilimleri çok ağırlık kazandı doğal olarak. Çünkü burjuvazi gelişiyor, makineler, aletler gelişiyor, üretim artıyor vesaire. Ve bilim de zaten o zaman çıkıyor. 1833'tür bilimin ortaya çıkışı. Şimdi bulmaca çözenleriniz bilir. Bilim fen diye çıkıyor. Bilim eşittir fen değil ki. Öyle saçma bir şey olur mu? Akıl ve bilim diyorlar. Akılsız zaten bilim olmaz ki. Bilimcinin psikolojik süreçleri, kuram geliştirmesi, bütün bu araştırmayı dizayn etmesi, yürütmesi vesairesi, hepsi zaten rasyonelliğe dayanır. Bilimin iki tane temel ayağı var. Birisi rasyonalizm, ta Platon'dan, Sokrat'tan, Aristo'dan bu yana gelen.
Ama sadece akılla da bilgiye ulaşılmıyor. 19. yüzyılda empirisizm, görgülcülük açığa çıktı. Bilim bunların ikisini kombine eden bir çalışmadır. Doğada insanın bulduğu bilgi üretme yollarından en iyisidir. Bununla hemen bağlantılı söyleyeyim. Pis pozitivistler, ya olgusal olmayanı zaten araştıramazsın ki. Kutucuk doldurma da bir olgudur. Gözlediğin her şey olgudur. Biz gözlem görüşme yapıyoruz. Pis anketçiler, manketçiler. Ya anket bile bir görüşme yöntemidir arkadaşlar. Yapılandırılmış, yazılı görüşme tekniğidir aslında ama aynı zamanda araçtır. Ama ölçek gibi değildir. Şimdi maalesef bilgisi olmadan fikir üretenlerin, ki öyle çıktı bu da. Bunlar da fikir üretiyorlar. Bizim özellikle psikolojide kullandığımız, 100 yılı aşkın kullandığımız teknikleri, bilmem görüşme tekniklerini vesaire yeni keşfetmişler bunlar. Alternatif ölçme, alternatif bilmem ne diye gündeme getirdiler. Bunlar gerçekten insanı irite eden şeyler. Şimdi karşı çıkınca tekrar söylüyorum, ötekileştirdikleri için insanları. Niteli niceli olmaz bilimin. Bilimin içinde çünkü nitel veri de vardır, nicel veri de vardır. Ya veriler, şimdi bizi izleyenlerin kaç tanesi kadın, kaç tanesi erkek, dişi ben diyorum genellikle de, dişi erkek diye sayarsak bu da bir ölçmedir. Aklımdan şunu geçenler, bunu geçirenler diye ayırsak o da bir ölçmedir. Ama verilen nitel, yani kesikli verilerdir. Süreksiz verilerdir. Ve onlar da bir istatistik yeri var. Yani siz istediğiniz kadar görüşme yapın, gözlem yapın. Sonuçta frekans oluşturduğunuz zaman onları veriye dönüştürmek zorundasınız. O veri de genellikle nitel veridir. Nitel diye adlandırdığımız kesikli verilerdir. Parametrik olmayan istatistiksel tekniklerde ki karesi, oran testi vesairesi bunlarla ilgilidir. Bunlar da var zaten bilimde. Bilimde görüşmeler de var. Benim bilimsel araştırma süreci kitabım var. Siz hele hele Hacettepe'de çok daha iyi görüyorsunuzdur. Yapılandırılmış, yapılandırılmamış görüşme psikolojide o kadar yaygın ki. Bunlar bilimsel değil mi? Bilimsel. Zaten yapılıyordu. Kimsenin tek elinde değil. Yani bir de pis pozitivistler dünya evren değişmeden kalır diyorlarmış. Böyle saçma bir şey olur mu? Bunu kim demiş ya? Hiçbir bilim kitabında, bilim zaten dogmaya, değişmezliğe karşı çıkmıştır arkadaşlar. 19. yüzyılda bilim o nedenle bilim olmuştur. Hipotez testi yapmıyor musunuz istatistikte? Hipotez testi yapıyoruz değil mi? O hipotez testinde neye göre yapıyoruz? Birinci tip hata yapma olasılığı. Bakın açık bir integrale, normal dağılım integraline göre yapıyoruz. Kapalı integral değil ki. Hiçbir zaman sıfır hemen hemen hiç bulamazsın şeyde, istatistikte. Daima bir hata olasılığıyla bir şeyi kabul edersin. Kesinlik varmış da bilmem neymiş de, bunlar istatistikten korkanlar arkadaşlar. Ön yargıları geliştirenler. Ne yazık. Tuttular buna can simidi gibi sarıldılar. Ben bunları yazdım o kitabımda. Sanırım 5. baskısında mı ne? Hiç istemiyordum yazmak ama bir bölüm ayırdım oraya. Nitel nedir ne değildir diye böyle ona benzer bir şey yazdım. Orada bunları açık açık yazdım. Ayrı bir paradigma geliştiriyorsanız bunun kendine özgü yöntemi, teknikleri olmalı değil mi? Kendilerine özgü yöntem, teknik dedikleri ne biliyor musunuz? Ha, vaka çalışması, feminizm çalışması. Ya feminizm çalışmasında etnolojik çalışma, etnografik çalışma falan. Öyle etnograflar var ki hem gözlem görüşme yapıyor, hem de gerekirse laboratuvar deney yapıyor, tarihçiler bile yapıyor. O belgeselleri izleyin. Böyle bir şey olur mu? Her şey problemin doğasına uygundur. Bilim eşittir deney de değildir. Bilim eşittir deney anlayışı 19. yüzyılda kalmıştır. Korelatif çalışmalar var, betimsel çalışmalarımız var. Ama ben sadece hipotez üretirim. Ondan sonrasını test etmek beni ilgilendirmez. O bilim değil kardeşim. Herkes fikir üretir. Her hipotez zaten üretmek bir fikir üretmektir. Kahvede insanlar da ülkemizi her gün kurtarıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Değil mi? Ekonomiyi düzeltiyorlar.
fikirlerine bir şey demem, sana ait. Ama bilim fikri test eden bir özelliğe sahiptir. Özelliğe sahip. Bizim algısal öznel nesnellerimizi nesnel hale dönüştürmezsek, herkesin anlayacağı hale dönüştürmezsek onları da test edemeyiz zaten. Bana göre bilmem işte buradan bilmem neresi şu kadar kilometre ötededir demek hiçbir anlam ifade etmez. Üstelik uzunluk yol fiziksel bir özellik iken. Neyle gittiğine bağlı değil mi? Uçakla mı gidiyorsun, yaya mı gidiyorsun? Bu bize bir şey ifade etmez. Bilimde biz bunları nesnel hale getirmek zorundayız. Bugün şu saatte şurada buluşacağız diye nasıl haberleştik? Sayılar olmasaydı hepimizin ortak anlamlar vereceği zaman anlayışı olmasaydı bugün şu anda birlikte olabilir miydik? Böyle saçma şey olabilir mi? Neyse ben bunları çok uzun yazdım. Eğer soru gelirse bunları açarım. Sanırım zamanımız azalacak yine 40 dakikalık süre. Eğer şunu da size göstereyim de öyle şey. Üniversiteniz ve bölümünüzle gururlanın arkadaşlar. Bugün ben Banu hocanızla da görüştüm. Ona da ilettim. Dedim ki benimle iletişime geçen güzel arkadaşlarımız yazmaları, cümleleri güzel, ilişkileri çok güzel. Bakın arkadaşlar beni birçok kişi arar telefonla. Adnan nasılsın ya der. Ya bu ben merkezci bir iletişim tarzı. Empati yok burada. Ben ne bileyim sen kimsin değil mi? Hele kayıtlı değilsen. Beni sevgili arkadaşım arıyor. Ben şuyum şuyum şuradan dolayı arıyorum. Adnan Erkuş'la mı görüşüyorum diyor. Bu o kadar güzel bir şey ki. Trabzon'da bulundum. Burada Trabzon'da olan arkadaşlarınız da var. Beni izliyor. Psikoloji bölümleri hepsinden farklı bir yere sahip arkadaşlar. Çok değerlisiniz. Çok seçilmişsiniz. Çünkü kendini seçtiniz. Psikoloji bölümlerine ilk 5 ya da 3 ya hatta tek tercih yapan arkadaşlarımızla dolu. Onun için belki kalite yüksek. Ha burada bak nedensellik var mı? Şeyin bölümlerin kalitesini arttıran hem sizin seçiminiz, kaliteli öğrencinin gelmesi, değil mi? Hem de kaliteli eğitim almanız. Her şey nedensellik içinde değil ki. Karşılıklı ilişkiler de var. Ta şeyden Pearson Spearman'dan bu yana bir sürü korelasyon tekniği niye çıkarılmış? Korelasyon bize nedensellik ilişkisi vermez biliyorsunuz, değil mi? Ben sizinle gurur duyuyorum. Özellikle psikoloji bölümlerini çok özledim. Ben psikoloji bölümlerinden uzun yıllar uzak kaldım. Eğitim fakültelerine gitme gafletinde bulundum öyle diyeyim. Bana bu güzel şansı, fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer katkılarınız varsa, sorularınız varsa şöyle başka kaç kişi beni izliyor onu bilmiyorum. Öğrencilerin dışında kimler var onu bilmiyorum. Çünkü görebildiğim kadarıyla başka alanlardan insanlar da var. Öncelik bizim Hacettepe Psikoloji öğrencilerimiz. Ondan sonra Miraycan moderatörlük yapmaya başladım. Ondan sonra da lütfen diğer psikoloji öğrencilerimiz söz alsın. En son dışarıdan benden dolayı izlemeyi tercih eden arkadaşlarımız konuşursa ben memnun olurum. Tabii ki hocam. Ayrıca biz teşekkür ederiz tüm sunumunuzu ayırdığınız için. Çok kıymetliydi bizim için. Tüm cana yakın yaklaşımınıza da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Dilerse arkadaşlarım söz alabilirler. Hani sırayla ya da el kaldırabilirler. Chat'e yazarlarsa ben okuyabilirim yine. Nilaycan benim sınıfımda hiç kimse konuşmadan oturamaz. Giderim ben özellikle provoke ederim. Ha bak Zehra da oradaymış bak. Evet. Katkılarınız. Kafanız karıştıysa ne mutlu. Her yeni uyaranda, bilgide kafanız karışıyorsa çok güzel arkadaşlar. Var olan bir şeyler oynuyorsa araştırma, soruşturma, irdeleme zahmetine gireceksiniz demektir. Ama oynamıyorsa ya gerçekten siz de öyle düşünüyorsunuzdur ya da kayıtsız kalmışsınızdır. Bir sürü olası durum vardır. Gözüm çok kırmızı, ameliyat olmuştum, öbüründen olamadım falan. Dün de bir travma yoradı, onun için böyle duruyorum. Işık da çok geçmiş olsun. Bir dakika şöyle yapayım ben de. Biraz geçsin ışık. Geçmiyor ya. Yok geçiremedik.
Tamam, şöyle dur. Fırat arkadaşımız soru sormak istiyormuş. Buyurun canım. Hocam merhaba. Ben de psikoloji öğrencisiyim ama Hacettepe'den değilim. Başka kimse el kaldırmayınca el kaldırdım. Hocam gösterdiğiniz maddelerde hani dediğiniz gibi daha çok tutum ölçeği gibi bir şey, yani öyle söylemiştiniz. Bu maddelerde arbitrary zero belirlemek biraz zor olmaz mı? Yani hani bir sıfır noktası belirlemek zor olmaz mı? Fırat, en son cümleni alamadım canım. Böyle maddelerde hocam, böyle maddelerde hani ya da ölçeklerde sıfır noktası belirlemek problem yaratır mı? Fırat'cığım, o psikolojinin temel sıkıntılarından birisi psikolojik ölçmenin. Psikolojik ölçmede hiçbir özelliğimiz psikomotor davranışlar dışında gerçek sıfırını bilmiyoruz bir kere. Onu söyleyeyim. Yani toplam puanlar arasında diyorum. Bir tek maddeyle biz bir kişinin bir özelliğini ölçemeyeceğimiz için ne yapıyoruz? O özelliği iyice iyi kavramsal tanımını yapıyoruz. Zeka ise diyoruz ki zeka şöyle şöyle yapılardan oluşmalı. En çetrefilli değişkenlerimizden birisi o da onun için. Ama mesela örneğin tutum derseniz, tutum iki kutuplu, negatif ve pozitif kutbu olan, tek boyutlu, üç bileşenden oluşan, bilişsel, duyusal ve davranışsal yönleri olan bir özelliğimiz. Bunu ölçmek çok kolay. Bir dersteki başarıyı ölçmek çok kolay. Ne var arkadaşlar? Bir tarafta üniteler var, değil mi? Konular var. Bir tarafta da sizden beklenen davranışlar var. İşte hatırlama, kavrama, problemi çözebilme, sentezleme, neyse onları nasıl ölçeceksek. Onları ne yapıyoruz? Biz bir test içinde örnekliyoruz. Kavramı örnekliyoruz. Ondan sonra onları uyaran maddeler yazıyoruz. İşte başarı testi ise o başarı testinin kapsamı dışında bir şeyleri sorarsanız olmaz, değil mi? Hepsini sadece hatırlama, ezberleme, öyle diyeyim ben ona, maddesi şeklinde sokarsanız gene dersin ölçme amacına ulaşmaz. Şöyle yapıyoruz, biz ham puanlarla işte olabildiğince onun için fazla madde üretiyoruz ölçek geliştirirken. Sınıf içi testlerde falan filan tabii ölçek geliştirilen maddeler analiz edilmiyor. Ama psikolojik diğer özelliklerimizi ölçmek için geliştirilen ölçeklerde çok zahmetli bir süreç var. O maddeleri ne yapıyoruz biz? Çok büyük bir gruba uyguluyoruz. Onlardan gelen tepkilerden hareketle maddelerin neyi yokladığını, neyi yoklamadığını, hangilerinin birbirleriyle ilişkisi olduğu, onları öbekliyoruz vesaire yapıyoruz. O da yetmiyor. Ondan sonra bu öbeklenenlerin kendi içinde ne kadar öbeklenip öbeklenmediği vesaire, güvenirliği, geçerliği, başka ölçütlerle ilişkileri gibi çok uzun bir zahmetli bir iş yapıyoruz. Bulduğumuzda ne oluyor ondan sonra? Diyoruz ki şu alt ölçek veya şu ölçek. Bak onlar tek boyutluysa ancak toplanabilir. İşte onu arıyoruz biz zaten. Metre de öyledir, ağırlık da öyledir. Yeryüzünde her şey toplanabilirliğe dayanır. Her şey. Matematikte dört işlem var derlerse yalan. Tek işlem var. Toplanabilirlik. Bakın çarpma nedir? Bir sayının katlarıyla toplanmasıdır, değil mi? Toplama. Üçe düştü. Bölme nedir? Katlarıyla çıkarılması demektir. Çıkarma nedir? Bir sayının da negatif olanıyla pozitif olanın toplanması demektir. Çünkü doğa öyledir, zaman öyledir, masa öyledir. Bakın bizim sözlerimiz şimdi zamanın geçmesi hep toplanabilirliğe dayanır. Toplanabilirlik de bir vektörle olur. Yani aynı şeyleri toplayabilirsiniz. Elmalarla armutları toplayamazsınız, değil mi? İşte ölçmede biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaptık. Ölçeğimiz gelişti. Diyoruz ki şu alt ölçekten tabii bakın ondan sonra da assessment kısmı gelecek. Yani o ölçekten kaç puan alan nasıl değerlendirilecek? Şu kadar puan alan nasıl değerlendirilecek? Başarı testinde ne yapıyoruz? Sizin diyelim kurumsal puanınız 50. 50'den aşağı alanları bırakıyorsunuz, üst alanları geçiriyorsunuz. Bu cut-off yapıyorsunuz. Bakın bunlar da ampirik ölçmede bulunuyor. Kafadan atma olmaması lazım. Kurumlar bile olsa olmaması gerekiyor. Neyse, şimdi zeka ölçeklerinde de ne yapıyorsunuz? Gene bireyleri sıralıyorsunuz aslında. Alınan puanlara göre her altı ölçekte ya da tümünde. Yine kesme alanları oluşturuyorsunuz. Normal dağıldığı varsayılarak ki öyle oluyor zaten. İşte diyorsunuz ki eksi bir ve artı bir standart puan. Hadi Bexler'den örnek vereyim. 100 ise bunun ortalaması, standart puanda 10 ise, şimdiki hocam, değişti de.
Tekrar kesiyorum. Çok özür dilerim. Son bir dakikaya gireceğiz. İsterseniz... Öyle mi? Ay çok kötü. Kapatayım ya, tekrar bağlamamı. Kesilmeden cevaplayabilirsiniz. Sıfır psikolojik değişkenlerde yok. Yapay olarak sıfır üretiyoruz. Z puanı. Tamam mı Fırat? Ama toplanabilir tamam, olduğunu göstermeden olmuyor. Tamam, teşekkür ederim. Hepsi çünkü sıralama düzeyinde ölçme. Biz onu eşit aralıklıya çıkarıyoruz. Evet, var mı arkadaşlar? Hocam iki soru daha var. İki soru daha var hocam. İsterseniz tekrar tamam, bağlanalım. Onlar da arkadaşlarımız tekrar sorsunlar isterseniz. Size uygunsa. Tekrar bağlanabilir miyiz? Tabii ki hocam. Tamam o zaman. Benim canıma comcum. Ben sonlandırıyorum o zaman. Kafalarında bir şey kalmaması lazım. Tamam mı? Tamam, dinleyici arkadaşlarım. Özellikle gençleri hedefliyorum ben. Benim gibi dinozorları değil. Merhabalar tekrar. Kaç kişi kaldık? Kalan sahalar bizimdir. Değil mi? İki kişi bile olsa ders yapılır. Bu kadar. Evet hocam. Bakın saygı. Chatten sorularını sormuşlardı. Tekrar sorabilirler. Öyle mi? Chat'i ben bakmadım. Bir dakika bakayım. Kayboldu zaten. Geçen oturumdaydı. Tekrar sorarlarsa bir tanesi geldi hocam. Aynısını yazmış. İşte bahsettiğim chat'i okudunuz mu? Chat'te bir arkadaşımız bilmiyorum bağlanır mı? Benim derdim de o zaten. REM, o rehberlik araştırma merkezlerinde arkadaşlar. Bunlar kullanılıyor ve çocuklar hakkında karar veriliyor. Bakın psikiyatri asistanıyım diyor arkadaşımız. Tanımıyorum kendisini. Ve sorunlu olduğunu söylüyor. Bunlar önlenemez mi diyor. Vallahi ben bir akademisyen, hele hele şimdi emekli akademisyen olarak hala yazıp çiziyorum. Bakın bunları konuşuyorum. Bunu çoğaltmaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar duygusal zeka öyle bir şey ki insanların duygularını okşuyor. Ve senin IQ puanın düşük ama EQ puanın yüksek. Bak sen çok değerli bir insansın. Mesajını alıyor karşıdaki kişi. Dolayısıyla bunları uygulayanlar da gayet iyi, çok hoşnut hallerinden çok iyi para kazanıyorlar. Hele İstanbul'da olan var mı bilmiyorum aranızda. İstanbul dehşet bir şey arkadaşlar. Dehşet yani. Bir jungle gibi. Eline bir ölçek geçiren her şeyleri yaptığını sanıyor, yapacağını sanıyor. Bunlar ölçekler eğer tehlikeli kişilerin elindeyse biliyorsunuz ki karşıdaki insanlara çok zarar verebilir. Düşünün o çocuk intihar etti. Ne olacak? Bunun sorumluluğunu kim alacak değil mi? Şimdi gerçekten ciddi bir şey. Özellikle psikologların her alanda yaptığı, endüstri psikolojisinde de bir sürü testler, ölçekler var değil mi? Bunların ehil ellerde kullanılması gerekiyor. Şimdi o nedenle biz Psikologlar Derneği'nde Nail hocamız, Nesin hocamız, Işık hocamızla bir test bankası oluşturalım demiştik. Çalıştık, işte bölümlere vesaire herkese yazılar gönderdik. Ama maalesef bize ölçeklerini gönderen olmadı. Çünkü onları irdelememiz gerekiyordu. Kullanılıp nasıl kullanılacağına ilişkin sağlam olup olmadıklarını irdeleyecektik. Şimdi öyle ölçekler var ki bireysel uygulanabiliyor ancak değil mi? Zeka ölçekleri böyle. Başka bir sürü ölçekler var arkadaşlar. Bizzat test ürün ölçek uygulayıcısının bir eğitimden geçmesi gerekiyor ki bizim derneğimiz bunların eğitimini veriyor biliyorsunuz. Tamam mı? Wexler ki yenisi çıktı. Şimdi Sait Uluç hocanız sizin hocanız değil mi? O yeni Wexler ölçeklerini revize ettiler hocalarınızla birlikte. Eski ölçeği ben biliyorum. Gene Nail Şahin, Işık Savaşır vesaire işte bir sürü psikolog insanın orada katkısı da var. Çok değerli katkıları var. Bakın onun eğitimi bizim derneğimiz tarafından verilmesi gerekiyordu ama maalesef Milli Eğitim'de bu ellere düştü. O özel bir takım yerlerde bunların kitlerini çoğalttılar. Bunların malzemeleri de var biliyorsunuz, küpler vesaire. Bütün bu kitleri de çoğaltıp önüne gelen bunu kullandı arkadaşlar.
Şey ölçeklerden elde edilen puanlarla insanları asla etiketlemeyin siz sunun. Onlardan yararlanın ama ölçek her şey demek değil. Çünkü hele hele bizim ülkemizde ölçeklerin uyarlanması, geliştirilmesi çok sıkıntılı. Ben alanımda bunun mücadelesini veriyorum, yazıyorum, çiziyorum ama önleyemiyorum. Şimdi bakın Milli Eğitim Bakanımızın çoklu zekalar, duygusal zeka üzerine yazıları var. Hatta sanırım kitabı var ya. Ben bunu nasıl engelleyebilirim? Ancak sizleri işte doğru yetiştirerek engelleyebiliriz. Ben bu konuda ne söylediysem yazmış, ne yazdıysa söyleyen birisiyim bu alanda. Bunun bedeli olacaksa da karşılamak durumundayız. Değil mi? Sınırsıza mı çevirdin toplantıyı? Hocam kendisi sistemden tamam. Üstümde de sevgilimin yaptığı şey var. Ters giymişim galiba heyecandan. Serin oldu. Ben balkondayım burada Milas'ta. Evet arkadaşlar sorunuz, katkınız var mı? Hocam bir soru daha var. İsterseniz okuyabilirim. Tamam. İsmail arkadaşımız tamam, sormuş. Tamam ben bakayım. Bir dakika. Peki. Siz, tamam. Büşra'nın seslendirildi. Ha bu bak İsmail. İsmail arkadaşım. Sanırım bu İsmail bizim Trabzon'dan bak. Şimdi ölçüm sonuçları bizim ölçtüğümüz değişkene bağlıdır. Cinsiyet sürekli olmadığı için onu ancak ne yapabilirsiniz? Kategorize edebilirsiniz, değil mi? Kesikli değişkendir. Dolayısıyla sınıflama düzeyinde biz ölçme yapmış oluruz. Bu ister dişi erkek isterse işte lezbiyenler deyin bilmem ne, ne derseniz deyin sonuçta kategorize ederiz. Medeni durum böyledir. Şimdi derse gelen gelmeyen böyledir. Hatta ben daha ötesine gideyim. Bir deneyde 10 tane bilmem deney hayvanından kaç tanesi hastalandı, kaç tanesi hastalanmadı. Bu da nitel veridir. Bunların içinde zaten parametrik olmayan testler var. Değil mi? Onları söylemiştik. İlla nicel diye bir şey saçmalık çünkü zaten o nitel verilerde nicel. Sayı yani. Bunları test etmek zorundayız. Nicel veri vesaire ben sonunu anlayamadım. Bir kuram oluşturmak böyle bir şey yok. Herhalde söylemek istediğin şu. Nitel nicel diye ayırdılar ya. Öyle bir ayrım zaten saçma. Bilimsel çalışmanın içinde sayılar da var. Bilimcinin bilişi de var. Hatta duyguları bile var. Bunu kimse reddetmiyor ki. Yani düşünün şimdi. Newton dahil. Ondan sonra Einstein dahil görelilik kuramı ne yaptı? Mekanik kuramı ters yüz etti. Tam etmedi tabii. Ondan sonra da kuantum teorisi çıktı. Bunların hepsi fen bilimciydi. Bunların bilişi yok muydu? O zaman şimdi o nitel araştırmacıların bilmem nesine göre mi yaptılar bunu? Hayır, bilimin her aşamasında bilim böyle yapılır zaten. Önce zihninde ne yaparsın? Problemleri oluşturursun. Nasıl oluşturursun? Kuramdan dolayı oluşturabilirsin. Onu test etmek için vesaire doğru mu yanlış mı? Veya gözlemlerinden okuduğun, yapılan çalışmalardan hareketle yeni bir problem oluşturursunuz. Bunların hepsi zaten bilişsel süreci ilgilendiriyor. Ondan sonraki aşamada araştırma dizaynınızı, deseninizi nasıl oluşturacaksınız? Gene bilimcinin bilişi var. Bunlar birbirinden ayrılan şeyler değil. Bakın her şey deneyle yapılmaz dedim. Bilim eşittir deney demek değil. Pozitivizm eşittir deney demek değil arkadaşlar. Böyle bir saçma bir kategorizasyon var. Onun için böyle sorular geliyor. Karma bilmem neler falan filan diye. Benim kitabımda yazdım onu. Zırvalık bunlar. Hepsi zaten bilimde var. Bilim o zaten. Bilimi nicel nitel diye ayırmak kadar doğru bir şey. Yanlış bir şey mi? Şimdi böyle bir ayrım yapılınca sanki ben de nicelciymişim. Öyle bakılıyor. Bir de ölçmeciyim ya. Halbuki ölçmede en çok İnsan bilişini en çok kullanan alanlardan birisi ölçme. Sayı en son iş arkadaşlar. Kaldı ki sayıları bile bir faktör analizinde biz yine bilişimizle yorumlamak zorundayız. Benim kitaplarımı okudunuz mu bilmiyorum. Ölçmeyle ilgili kitaplarım var. Hepsinde şunu derim. Faktör analizi yaptınız. Sayıları okuyun derim tırnak içinde. Koklayın derim, koklayın. Ne demek istiyor bu?
Bak sana bir mesaj veriyor. Ben şu faktörde de yük veriyorum. Beni iyi değerlendir diyor. Sayılara bakacaksınız. Aynı zamanda ölçeğin maddelerini yanınıza koyacaksınız. Onunla ne demek istediğini anlayacaksınız. Yani kavramsal yanıyla birlikte. Ama maalesef öyle bir ötekileştirmişler ki. Pis pozitivistler, nicelciler. Onlar sadece sayılar yaparlar. Onlar sürecin içinde değillerdir. Bilmem nedir. Her şey mekaniktir. Ya kardeşim git o şeyde kaldı. Newton'da kaldı. Böyle saçma bir şey yok ya. Bilimi bilmeyen doğrudur. Bakın bu ülkede en büyük sıkıntı şu. Metodoloji konusunda biz uzman yetiştiremiyoruz. Mersin Üniversitesi'nde ben metodoloji yöntem bilim konusunda yüksek lisans programı açmaya kalktım. Açamadım. O kadar ihtiyaç var ki. Bir araştırma başından sonuna kadar nasıl yapılır? Araştırma bilgi becerisi, felsefesi, istatistik, ölçme bilgisi o kadar sağlam ki. Nerede çalışırsanız çalışın. Hele hele akademisyen olacaksanız akademinin her alanında bunları bilmek zorundasınız. Kim veriyor bizim ülkemizde bunları? Çünkü yetiştiren bir kurum yok ki. Yöntem bilim konusunda yetişen kimse yok. Başka alanlardan yetişmiş kişi, ben diyor doktora tezimi yapmışım, ben bu dersi verebilirim. Veriyorsun da böyle veriyorsun ondan sonra. Ben nitel araştırma dersi veriyorum diyor insanlar. Ne yaptın sen bir de, ya dehşet bir şey ya, bir şey burada söylemek istemiyorum yani. Bu ayrım nerelere götürüyor? Bakın, Skinner'i hepiniz biliyorsunuz, Skinner amcayı. Garajında kendi yaptığı Skinner box'la farelerle, güvercinlerle öğrenmenin temel ilkelerini, edimsel koşullamanın bir de üstelik bulmuş bir kişi. Ne yaptı? Bir tek denekle yapmadı mı? Görüşme yoluyla mı yaptı? Peki biz öğrenme ilkelerini elimize teyip alsak, binlerce kişiyle görüşme yapsak, derinlemesine değil, ne dersiniz deyin, o nitelcilerin dediği. Öğrenme ilkelerini bulabilir miyiz ya? Anlatan kişi o ilkelerin farkında mı? Onları toplayacak kişi farkında mı? Ama o bir tek fareyle, ratla, bilmem işte güvercinle yapılan öğrenme ilkeleri bugün sanayide, günlük yaşamımızda, her şeyde kullanılıyor. Pekiştirme ilkeleri, tarifeleri vesaire. Şimdi bakın, o problemin doğasına bağlı. Temel çalışma yapıyorsanız, algı konusunda, bilmem ne konusunda, elinde teyiple bilmem dolaşarak bir kuram, bir bilmem ne bilimsel çalışma yapabilir misiniz? Çünkü öznel algılarla uğraşacaksınız. Problem burada zaten. Ama tutup da Suriye'den göçenlere ben deneysel olarak bakalım neler hissettiler, ne gibi psikoloji yaşadılar diye haydi gerisin geriye gidin ya da buraya zorla göç edin mi diyeceğim? Bu deneysel olabilir mi? Onu da yapamayacağınıza göre deneysel olarak, hem ahlaken hem sosyal olarak vesaire, yasal olarak tutarsanız göç etmiş kişilerin özelliklerinden hareketle, ama betimsel çalışma yaparsınız, ama korelasyonel çalışma yaparsınız. Bunun önünde engel var mı? Bilimde var zaten bunlar. İsmail, yaz buraya. Ben cevabını aldım ya da almadım diye. Evet. Var mı arkadaşlar soru, katkı? Söyleyeceğim çok şey vardı. Fren yapıyorum. Bunu zor okuyacağım. Ölçme değerlendirme de Hacettepe'de. Evet. Etiketleme önemli diyor. Evet. Benim dediklerimi onaylayan bir yazı yazmış arkadaşlarımız. Ben teşekkür ediyorum arkadaşıma. Benim söz ettiklerimi onaylayıcı bir şey yazmış. Bunun örneklerini siz yaşamınız boyunca göreceksiniz arkadaşlar. Özellikle alanda çalışırken aranızdan çok değerli akademisyenler de çıkacak. Akademisyenlik tabii çok doyumlu bir meslek. Keşke bizim ülkemizde olmasa. Ya da ülkemiz akademisyenlerin değerini bilen bir ülke olsa, canınız yanar, size söyleyeyim. Akademisyenlik memurluk değildir. Ama alanda çalışan akademisyenlerden de değerli benim arkadaşlarım var. Sakın küçümsemeyin, oldu mu arkadaşlar? Alanda çalışmak çok çok daha önemli bence üstelik. Çok çok daha önemli. Doğrudan insanlara dokunan yerlerde çalışacaksınız.
Endüstri psikoloğuna örneğin bizim ülkemizde çok büyük ihtiyaç var. Klinik psikologlara ihtiyaç var. Psikolojinin bütün alanlarında özellikle pratisyen anlamda uygulamada çalışacak insanlara ihtiyaç var. Konuşmamızın başında söylemiştim. Keşke biz 3 yıl 4 yıl temel eğitim versek de ama onun üstüne de 2 yılda bir alana gençlerimizi kanalize etsek. O zaman ne olur biliyor musunuz? Bizim lisans mezunlarımız gerçekten pratisyen olarak bir yerlerde çalışırlar. Örneğin gelişim psikolojisi alt alanında son 2 yılını geçirse zaten ister istemez işte yaşlı bakım evlerine gidecek, kreşlere gidecek, deneyler yapacak. O konuda uzmanlaşacak zaten işte piyasada çalışacak şekilde. Şimdi siz mezun oluyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz haklı olarak. Haklısınız. Bir endüstri psikoloğu değilsiniz. Gelişim psikoloğu değilsiniz. Uzmanlık almanız gerekiyor. Her yerde de bunlar açılmıyor. Değil mi? Bakın bu ülkemizin gereksindiği o psikolog uygulayıcı ihtiyacını karşılayacak bir çözümdü. Ama yasamız geçmiyor işte. Yasamızı kimlerin engellediğini biliyorsunuz. Bizim alanımızdan nem alanan başka yan alanlar var. Onun için derneğinize sahip çıkın arkadaşlar. Bizim zamanımızda bakın o derneği biz çok zor koşullarda yeşerttik. Eskiden bir posta kutumuz vardı. Ondan sonra İnkılap Sokak'ta bir yer kiralandı. Nail Şahin hocamızı çoğunuz bilmez. Bir araştırın lütfen. Bakın orada neler yapıldı neler. Dergi kolay kolay uluslararası dergi olmadı. Başka dergiler çıktı. Bunlar insanlar hep gönüllü yaptılar. Ailelerinden, kendilerinden zaman, emek, para vererek yaptılar. Siz sahip çıkmazsanız derneğimiz ne ki deme hakkınız olmaz zaten değil mi? Lütfen üye olun, sahip çıkın. Ondan sonra işte depremlere müdahale ettik, kamu yararına dernek statüsü aldık vesaire. Maalesef günümüzde biliyorsunuz derneklerimize de büyük baskılar oldu. Eğitimimize büyük baskılar oldu. Uzaktan eğitimde psikolog olunur mu hiç? Değil mi? Ama sizler gerçekten çok güzel tepki verdiniz. Tüm Türkiye, anne babalar dahil buna tepki verdi. Onu durdurduk. Ama bunlar gözü para diye bakan insanları ne kadar engeller bilemiyorum. O sizin gücünüze bağlı, meslek alanınıza sahip çıkıp çıkmamanıza bağlı arkadaşlar. Onun için gerçekten emek vermeniz, bedel ödemeniz gerekiyor. Yoksa birileri bu boşlukları doldurur. Etmeyin. Birçok yerde ülkenin psikoloji bölümünde psikolog olmadan diploma alıyor gençlerimiz. Çok acı, çok acı yani, çok acı. Hem kendi birey olarak kendinize iş düşüyor hem de camia olarak bize iş düşüyor ama o camiada senden benden oluşuyor. Dolayısıyla ona destek vermek gerekiyor. Sakın ya bu dernek işiymiş bilmem ne diye bakmayın. Lütfen bir ucundan tutun arkadaşlar. Mesleki alanınız çok değerli çünkü. Gelecekte daha da değerli olacak. Bakın korona günlerinden geçiyoruz. Şu gözlerim sizi ürkütmezse açacağım parlıyor çünkü. Çok kanlı da. Korona günlerinde insan psikolojisinin nelerle karşılaşıyor değil mi? Psikologlara çok ihtiyaç var. Bundan sonraki dönemde bence daha da büyük ihtiyaç olacak. Her alanda. İstediğiniz kadar insanları kopyalayın. Bilmem ne yapın. Sonuçta biliyorsunuz ki özdeş ikizler bile farklı çevrelerde farklı kişiliklere, özelliklere sahip oluyorlar. Bu bakımdan psikoloji her zaman daima var olacak. Sahip çıkmanız çok hoş olur. Günümüzde benim işte son zamanlarıma gelmişti. Human Computer Interaction, insan bilgisayar etkileşimi söz konusu. Bakın bizim şimdi şu anki psikolojimiz, o sizin aldığınız eğitimden falan çok farklı. Ben şimdi konuşuyorum ekrana, dümdüz bir yüzeye konuşuyorum. Sizleri görüyorum mutlaka ama iki kişinin iletişimden farklı bir iletişim boyutu var burada. Bunları falan hep incelemeniz, bu konuda yeni açılacak kulvarlara kendinizi kanalize etmeniz gerekiyor. Şurada birkaç soru daha var. Bakayım mı? Evet. Almışlar. Tamam. Soru katkı varsa alayım arkadaşlar. Çünkü yorum yapmaya başlarım. Yorum yaparsam da tehlikeli olacak. Neden bunlar hortlatıldı? Neden bizim ülkemize geldi? Neden yeşerdi? Bunlar kesinlikle politik yanları var. Toplumsal yanları var. Ve her insan politiktir. Olmak durumunda zaten. Öyle değil mi?
İçinde yaşadığınız toplumun bir parçasısınız. Olun da zaten, duyarlı olun. Hangi politik düşünceye sahip olursanız olun. Ama merak edin. Bu ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla yöneten yönetilen ilişkileri neden sorularına cevap bulunmaksızın olmaz. Ya kul olursunuz ya başka bir şey olursunuz. Lütfen kendinizi geliştirin. Onları da merak edin, merak sarın. Merak biliyorsunuz bilimin, araştırmanın barutu, benzinidir, enerjisidir. Merak etmeyen kişiden hiçbir şey olmaz. Öğrenci de olmaz, akademisyen de olmaz. Memur olur. Kolaylıkla güdülür, değil mi? Merak eden kişi araştırır. Yeter ki araştırın. Adnan Hoca bu akşam bugün öyle böyle bir şeyler söyledi. O doğru mu, yanlış mı? Gidin şimdi başka bir dersler, mersler aldıysanız o kitaplara bir daha bakın. Başka kaynaklara bakın. Arkadaşlar, duygusal zeka, çoklu zekalar konusunda son yıllarda eleştiren müthiş psikometride şey var, çalışma var. Bunların saçma zırva olduğuna yönelik. Ben epey uzak kalmıştım bu literatüre. Şimdi son çalışmada baktım. O kadar çok bir güzel literatür var ki. Kafanızı karıştırmak isteyenlere gidin o çalışmalardan. Bulunmuş sonuçları söyleyiverin yeter ya. İsterse hocanız olsun. Bakın hocamız diyor diyerek sakın boyun eğmeyin. Hepsinin başımızın üstünde yeri var, değil mi? Saygı duyuyoruz. Ama doğru olmayan bir şeyi, benim doğru bildiğim bir şeyi de savunacağım. Nasıl savunacağım? Kanıtlarla. Tamam mı? Desteklerle, kanıtlarla. Ben ne yaptım size? Ölçeklerden örnekler gösterdim. Biyolojik yapısına ilişkin nasıl işlediği konusunda bilgiler vermeye çalıştım. Onun üstüne kurdum. Bir de o da yetmedi. Ben ampirik çalışma yaparak onu yayın haline dönüştüreceğim. Bizim sözümüz budur. Şundan sakın kaçının, o kamplaştırmadan, nitelnicel, duygusal. Tekrar söylüyorum, konuşmamın başında söyledim. Duygusal zekayı ben böyle bir şey söyleyince, olmaz deyince, sanki duygulara karşıymışız gibi maalesef lanse ediliyor. Bazı insanlar öyle anlıyor. Bu çok yanlış. Duygusuz insan olmaz. Ben duygusuz eğitim olmaz diye makale yazmış bir kişiyim ya. Ve her dersimde de o duyguları tetiklemeye çalışırım. Dolayısıyla duygular bizim bir parçamız, işlevsel, bizim için yararlı, iletişimimizde. Bakın şimdi Nihaycan ne yaptı? Bir gülümsemeyle şöyle beni onayladı. Bunlara ihtiyacımız var, değil mi? O etkin dinlemede zaten bunlar çok önemli. Öfke de insana ait, nefret de insana ait. Ama bunun yıkıcı etkilerini kontrol etmek zaten psikolojide var, unutmayın. Ama tiksinme derseniz o da olumsuz bir duygu. Ama tiksinme bizim hayatta kalmamızı sağlamış binlerce yılda. Neden? Zehirli maddelerin kokusundan mokusundan uzak durmuşuz. Öyle değil mi? Şimdi bunlar işlevsel olmasaydı bu duygularımızı yaşamazdık zaten. Bütün tarihsel gelişimimiz, şu an bulunduğumuz nokta bu. Yani neyi nasıl kontrol edeceğiz? Saçmalık, duygusal zeka, bilmem işte duygularını, hangi duygumu kontrol edeyim ya? Ben sevgimi niye kontrol edeyim? Öyle değil mi? Sevgi kontrol edilir mi? Keşke etmesek sevgimizi. Patoloji değil mi sevgiyi göstermemek? Yaşamamak, hissetmemek, apatik, katatonik şizofrenlerdeki gibi böyle bir şey olabilir mi? Bizi biz yapan, bu, yüzümüze yansıyan bilmem kaç bin tane, yüz tane neyse kasın harekete geçmesi. İlle dostum bir tek gülü yareler beni diyor, değil mi? Gözünüzden, annenizin, sevginizin gözünden şöyle bir karaltı geçse içinize oturur, değil mi? O duygu başkadır, onu alırsınız. Duyguları da ifade etmek çok güzel, çok önemli. Onları incelemek de çok önemli ama duygusal zeka diye bir şey hakikaten gördünüz işte. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Çoklu zekalar keza öyle. Zaten zeka bizim ölçtüğümüz zekanın, o ne demekse klasik, onun altında bir sürü alt boyutu var. Bir sürü gelişmeler var. Nöropsikolojik testler var biliyorsunuz gene zeka konusunda. Şimdi bilgisayarlar gelişti, biyolojide genetik bilimi gelişti. Benim oğlum mesela şeyleri çalışıyor, beyinde connection'ları, bağlantılar, bağlantısallıkları çalışıyor. Herhangi bir disleksi bilmem ne de zekada, biliyorsunuz siz de onu takip ediyorsunuzdur. Teknoloji o kadar gelişti ki beynimizin nereleri aktive oluyor, değil mi? Yine biyolojik temelli öğrenme, zeka modelleri de var, çalışmaları da var.
Bilim 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 arkadaşlar. Bilimin niceli niteli yok. Bilimci o bilimsel çalışmanın içinde zaten aklı düşüncesi hep içindeydi. Daha da içinde olacak. Bundan sonra da olacak. Ama biz gözlemlerimizi nesnelleştirmeden iletilebilir hale getiremeyiz. O subjektif olur. O bilim olmaz. Söylenti olur, söyleşi olur. Ve o da olsun. Ona kimse bir şey diyeceği bir şey yok. Ama böyle alternatif bilim paradigması uyduracağız diye apık subuk şeyler uydurulursa orada dur denir ya. Bütün insanlık tarihi bunun örneğini vermiş. Covid duasıyla mı Covid'iniz geçer yoksa aşıyla mı? Bak hepiniz aşıyı bekliyorsunuz değil mi? İlacı bekliyorsunuz. İnsanlar gece gündüz ben biliyorum tanıdıklarım var dünyanın dört tarafında. Gece gündüz laboratuvarlarda bu aşıyı birbirleriyle yarışırcasına üretmeye çalıştılar. Bir sürü manipülatif şeyler oluyor bir de. Sakın aşı yapmamazlık yapmayın arkadaşlar. Her aşının riski vardır zaten. Grip aşısında, kızamık aşısında. Çünkü o mikrobun bir şekilde senin vücuduna verilmiş halidir. Olacak çünkü her beden farklı. Bakın biz psikolojide bireyselleştirilmiş ölçmeyi yapıyoruz. Her bireye özgü test oluyor. O aşamada psikometri. Bireyselleştirilmiş tıpa doğru gidiyoruz. Ama bu alternatif tıp değil. Böyle saçmalık olmaz. Ta bilmem otun içinde ne tür etken madde var bunu bilmeden içerseniz su için su yararlı değil mi? Her gün 2 litreden fazla su tüketin ölürsünüz biliyor musunuz? Hücreleriniz patlar. Böyle saçmalık olur mu? Doğanın bir parçasıyız. Tabii ki bitkilerle yaşıyoruz. Ben de bitki çayı içiyorum. Bitkilerle yemek yapıyorum. Ama bu ilaç diye bir şeyleri konsantre verirseniz vücudunuzda o kadar onulmaz yaralar açıyor ki. Karaciğer enzimleriniz yok olabiliyor. Böbrekleriniz iflas ediyor. İnmeye, kan işte pıhtılaşmasına ya da tersine neden olabiliyor. Niye farmakoloji çıkmış değil mi? Bakın bütün bunlar arkadaşlar 10-15 yıl içinde çıktı. Bunların nedenlerini siz lütfen kendiniz araştırın. Merak edin. Peşine düşün. Umudumuz sizlersiniz gençler. Bu ülke bir tane. Ve dünyanın en güzel ülkesindeyiz. Siz görmüyorsunuz ama ben şey körfeze bakıyordum burada. İçiniz çekmesin diye böyle arkamdan dönmüştüm. Emekli olunca buraya geldik. Küçücük bir evimiz var böyle işte. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Bir eleştiriniz vesaire olursa burayla da kalmayın. Biliyorsunuz aranızdaki birçok arkadaş tanıktır. Ben bana yazılan her şeye cevap veririm. Değerli görürüm çünkü o beni değerli görmüştür. Ne kadar olumsuz olursa olsun karşılık veririm. Onun için burayla da sınırlı düşünmeyin bunu lütfen. Belki de sırf o nedenle çok tükeniyorum artık, burnout oluyorum ama olsun varsın. Ne var her yere yetişmeye çalışacağız. Paylaşmak çok güzel çünkü arkadaşlar. O kadar güzel ki. Ben de bunu paylaştım, bilgilerimi paylaştım sizinle. Siz de benimle paylaştınız. Neyi paylaştınız başka? Duygularınızı paylaştınız. Bak Oğulcan gülümsüyor şimdi, Berat gülümsüyor, Buse gülümsüyor. Hepimiz açalım mı? Nilaycan, herkes açsın mı şeyini, görüntüsünü? Dilerlerse açabilirler hocam. Görüntülerini açsınlar. Bir fotoğraf çekelim mi? Nasıl çekiyoruz? Print script'ten mi çekiyoruz onu? Evet evet çekebiliriz. Size de ulaştırırız hocam. Tamam. Yayınlayabilirsiniz. Ben ne konuştuysam her zaman arkasındayım. Çünkü yazıyorum zaten bunları. Daha ağırlarını da yazıyorum. Öyle de olması gerekiyor arkadaşlar. Üniversiteler, university, evren kenti. Bilimcinin dini, ırkı, cinsiyeti vesairesi olmaz. Freud bilmem neymiş. Bana ne Freud'den? Tamam mı? Skinner bilmem neymiş. Hiç umurumda değil. Lezbiyenmiş bilmem. Bana ne insanların kişisel tercihlerinden değil mi? Bilimde biz üretilen ürüne bakarız. Üretilen ürünün nasıl sağlam üretildiğine bakarız. Olay budur. Başka bir yolda yoktur. Varsa üretsinler bakalım. Nitel araştırmada neyi bulmuşlar, neyi üretmişler bir önümüze koysunlar. Biz de bilelim o zaman. Değil mi? Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Hocam bir fotoğrafı alalım derseniz. Yeni açtı arkadaşlarımı. Efendim canım? Birini tamam. Şöyle yapalım mı hepimiz? Var mı en son söyleyecek bir şey lan? Şimdi söylesin. Ben...
Ya şimdi ben söylesin ya da ömür boyu sussun. Yavuristan filmlerindeki nikahlarındaki gibi. Hocam Hacettepe Psikoloji'ye de bizi sizinle tekrar buluşturduğu için ben çok teşekkür ediyorum. Aa, kendi adıma. Bak bu ise Trabzon'dan. Son arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.